İyi akşamlar. Soruyorum da bugün gündem kalabalık. Önce İran'la başlayacağız. Malum Tahran'la Ankara arasında bir şehir krizi yaşandı. Peşinden Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'deydi. Oradan pek çok mesaj verildi ama sadece Türkiye'ye değil dünyaya da gitti. Nitekim hem Avrupa Birliği zirvesi öncesi de konuşuldu ve diğer taraftan Avrupa Birliği yani eski kıta ve yeni kıta Türkiye'ye dönük müttefiklerimiz bir takım yaptırımlara gittiler. Bu yaptırımlar pratikte çok sonuç vermeyecek gibi görünse de önümüzdeki zamanda en azından birkaç ay üzerimizde baskı oluşturacak gözüküyor. Bütün bunları detaylarıyla konuklarımızla ve Skype bağlantılarımızla konuşacağız. Stüdyo konuklarımız Akın Özçer, İbrahim Keleş, Talha Köse ve Skype bağlantısıyla Hakkı Uygur, Zuhal Mert Uzuner ve Washington'dan Kılıç Kanat'a ve bir arada Rusya'nın reaksiyonunu öğrenmek için İsur Nafikov'a bağlanacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Akın Bey, İran çok mu hassas yoksa tabiri caizse leblebiden nem mi kapıyor? Şimdi ben şiirin ne anlama, ne çağrıştırdığını bilmiyorum doğrusu. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak İran'da Türkler, yani Azerbaycanlı olanlar aslında, onlara Türk diyorlar İranlılar. %33 nüfusun %33'ünü oluşturuyor. Yani üçte biri onlardan oluşuyor. Ve de tabii Türkiye sınırı boyunca yaşıyorlar işte Tevriz, Urmiye gibi bölgelerde. Azerbaycan'da da o sınırda da onlar var. Şiiri bilemiyorum ancak Azerbaycan'ı met ederken acaba onlar yani bizden Azerileri koparmaya mı çalışıyor gibi bir algıya mı girdiler? Ama içeriğini bilmiyorum hakikaten. Ama ister istemez pür dikkat herhalde. Çünkü İran bu son gelişmeleri izliyordur ve Ruhani'nin söylediği işte bu şiiri İran'da söylerseniz bir anlama gelir, dışarıda söylerseniz o anlama gelmez gibi bir laf söyledi. Onu da ben anlamadım ama nüfus yapısı itibariyle belki... Zaten şiir okunmasa da bir tedirginlik yaşadığı var, düşünülebilir. Var. Evet, evet. Evet, İbrahim Bey ne dersiniz? Doğrusu o şiir İran'la alakalı olmamakla birlikte bizim Türkçemizde bir Ördek Hasan hikayesi vardır. Kısaca anlatayım isterseniz onu. Buyurun. Bu Ördek Hasan lakabı bir gün uzun süredir görüşemediği bir arkadaşıyla karşılaşır. Hoş beşten sonra söylenecek söz kalmaz. Arkadaşı havaya bakar, ya der, bulutlar da yoğunlaştı galiba, yağmur yağacak der. Ördek Hasan buna çok bozulur. Sen der, nasıl söyledin öyle bir şeyi benim için der. Ya ben sana bir şey söylemedim der. Sadece havanın bulutlu olduğunu söyledim. Ama öyle değil demiş. Hava bulutlu olduğu zaman yağmur yağar. Yağmur yağınca sular akmaya başlar. Akan sular da bir yerde göllenir. O göldeki ne yüzer demiş? Ördek. Sen bana ördek dedin demiş. Şimdi İran'ınki de biraz Ördek Hasan meselesine benziyor. Havada bulut, sen bana ördek mi dedin? Evet, yani orada Cumhurbaşkanımızın o şiiri okurken ki maksadı ve kastı başka. Ama İran'ın bu konudaki algılaması ve alınganlığı aslında kendi hassas noktaları var da o yüzden bundan çekiniyor herhalde. İran'ın nüfusunun işte Akın hocamızın dediği gibi %33'ü Türk. Özellikle Ermenistan'a bu Karabağ meselesinde Ermenistan'a İran'ın verdiği destek sonrasında oradaki Türkler ciddi bir gösteri yaptılar. Yani oradaki hükümetin kararını da eleştirdiler. Herhalde İran bunlardan bir şey çıkardı. O nedenle bir alınganlık gösteriyor. Aslında İran'ın tarihine baktığımız zaman da öyle çok fazla bir o Pers kültürü 1950'den sonra olan bir şey. Ondan önce Kaçkar Hanedanı vardı. Türkler yönetiyordu İran'ı. O nedenle şimdi... Hatta bu şiirin yazanın Kaçkar Hanedanı'nın Türkmen Çay Anlaşması'nı imzalayan Kaçkar Hanedanı lideri olduğu da söyleniyor. Evet. Doğru mu bilmiyorum. Okuduk. Yani İran'ın böyle bir şey hassas tarafı var. Bir türlü oturtulamamış bir devlet var İran'da. Hı hı. Devlet yönetimi.
Sanırım oradan dolayı böyle bir alınganlık gösterdiler. Siz ne dersiniz? Yani İran'ın alınganlığını çok da böyle dikkate almamak lazım. Yani o kadar kaba bir şekilde çevremizde yaptıkları bütün o operasyonlar, katliamlar göz önünde bulundurulduğunda bu mezhepçi yaklaşımları nedeniyle Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da oranın yerel halkının başına gelenler, özellikle de Suriye'nin Sünnilerin başına gelenler bir arada düşünüldüğünde o kadar yani tabii ki hassas gibi davranmakla birlikte aslında kendi operasyonlarını yaparken oldukça kaba bir devlet kültürüne sahip olduklarını, acımasız davrandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunu çok itibare almamak lazım. Oradaki asıl mesele bu Karabağ meselesinde Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak girişiminin başarısı bir heyecan yarattı. Yani İran'daki Azerilerde çok ciddi bir heyecan yarattı. Bu hatta kendi devletlerine karşı da bir tepki oluşturdu. Yani İran'a karşı niye bu çatışmada Ermenistan'dan yana oluyorsunuz? Neden destek olma noktasında bazı şeyleri kesmiyorsunuz? Yani orada halkın tepkisi de oldu. Dolayısıyla buradaki hassasiyetten ziyade buradaki değişen denklemin aslında kendilerinin aleyhine dönüşebileceği hissiyatı orada oluşmaya başladı. Onun da bir tezahürü gibi mi? Tabii yani onun tezahürü yani bunun uzun vadeli sonuçları olacaktır. Yani orada bir heyecan yaşandı. Orada bir başarı var, askeri bir başarı var. Onun oluşturduğu milliyetçi bir heyecan var. Onun İran'daki Azerilere de yansıyabileceğini hissettiler. Ve bunun önüne geçmeye yönelik önümüzdeki dönemde bazı adımlar atacaklardır. Özellikle bu Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yönelik duygusal bağı ve olumlu hisleri de artırdı. Bütün bu operasyon ve operasyon esnasındaki başarı yani oradaki Rusya'ya tabii ki Rusya'nın da çok arzu etmediği bir durumdu. Batı'nın arzu etmediği bir durumdu. Yani Amerika'nın, Fransa'nın arzu etmediği bir durumdu. İran'ın da arzu etmediği bir durumdu. Bütün bunlara rağmen Azerbaycan ve Türkiye'nin orada göstermiş olduğu başarı bir heyecan yarattı. Açıkçasını söylemek gerekirse altında yatan mevzu bu. Yani orada başka türlü şiirler de okunabilir, başka şeyler de söylenebilir. Yani sonuçta orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedefi İran'ı karşısına almak tarzında bir şey veya provoke etmek de değil. Onun dışında da olan şeyler var tabii. Yani İran'ın... Bir taraftan da şey mi, yani işte Obama döneminden beri hatta İran, Irak işgalinden bu yana nüfuzunu arttırırken şimdi ama artık inişe geçtiğini gözleyebiliyoruz. Kafkaslardaki dengenin de İran aleyhine işlemeye başladığı da gözleniyor. Bu mu İran'ı bu kadar reaksiyoner kılıyor? Tabii yani şimdi Irak Savaşı'ndan bu yana kendine Orta Doğu'da açılmış bir alan var. Yani bu kendi oluşturduğu bir şey de değil aslında. Yani aslına bakarsanız 11 Eylül sonrasındaki Amerika'nın politikasına bakıldığında o Şii ilali üzerinden aslına bakarsanız o Sünni ülkeler üzerinde tabii baskı oluşturmaktı. Yani bu Obama döneminde de çok değişmedi yani bir dönem İran'la tabii ki nükleer mesele üzerinden onda da sonucunu almaya başladı ama yani sonuçta Amerika'nın orada açmış olduğu kendisine açmış olduğu alanda genişledi. Sınırsız genişledi yani bunun sınırını da bilemedi ve en nihayetinde bununla bedel ödemeye başladı. Şimdi tabii Trump döneminde bu şey biraz daraltılmaya çalışıldı İran'a dair. Onun verdiği bir sıkıntı var yani bu Kasım Süleymani operasyonu. Onun neticesinde bu nükleer uzmana yönelik olan suikast, bütün bunlara karşı İran bir tepki veremedi. Yani kendi yani o alanda oluşan boşlukta genişledi ama son dönemde bu boşluk daraltılmaya başladı. Buna bir tepki veremedi. İşte hani verebileceği işte Türkiye'ye tepki verebildi. Yani doğru düzgün söylem düzeyinde verebildi ama bunlara karşı da tabii İran toplumunda bir hassasiyet oluştu. Bundan dolayı bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani aslına bakarsanız işlerin kendileri açısından iyi gitmediğini son derece farkındalar. Bu da aslında belki bu şiir krizi de onun bir tezahürü. Tabii yani Biden'la birlikte yeni bir kapı açılır diye bekliyorlar ama onun da tam sinyallerini alamadılar. Bir yandan da bununla alakalı da bir kaygı var. Tabii onun dışında başka operasyon da var. Yani bu İran istihbaratına yönelik olarak Türkiye'de yapılan önemli bir operasyon var. Bununla bağlantılı değil belki ama o da çok önemli bir operasyon. Yani Türkiye'de bazı istihbari faaliyetleri sürdüren
bir İran grubuna yönelik ciddi bir operasyon yapıldı bu hafta. 11 kişilik bir ekip bu mafya Zindaşti'nin de koordine ettiği bir grup. Sonuçta bunun da etkisi oldu yani uluslararası basında, Washington Post gazetesinde de yer aldı bu. Yani Türkiye, yani Türk istihbaratının İran istihbaratına yönelik olarak Türkiye'de yapmış olduğu operasyon. Bu önemliydi yani. Sadece bu Kaşıkçı davasında değil, aynı zamanda bu son olayda da İran'da muhalif liderlerden bir tanesini Türkiye'de yakalanıp İran'a kaçıldığına dair bir dosya vardı. Ve bu dosyayı yürüten, bunu istihbarat grubu olarak yürüten ekip Türkiye'de kontrol altına alındı ve bu da uluslararası medyada, Türk yerel medyada yer aldı. Bu da aslında bir itibar kaybı İran açısından. Yani daha önceki dönemde olduğu gibi Türkiye'deki istihbarat faaliyetlerini de yürütemiyorlar. Buna karşı da bir rahatsızlık var. En nihayetinde dediğim gibi yani bütün bu alanlarda gerileyen bir İran var. Her ne kadar şu anda Türkiye ile ilişkileri olumlu götürmek kendilerinin de lehine ise de bütün bunlara verebildikleri belki de hassas, belki de riski en az nokta Türkiye'ydi. Buradan tepki verdiler. Ama yani asıl vermeleri gereken yer Türkiye'deydi. Bunu da vurgulamak lazım. Evet, şimdi Hakkı Uygur'a bağlayalım. Doğrudan İran'da nasıl görülüyor bu iş? Ondan alalım. Hakkı Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Belkıs Hanım. Korkunç karikatürler, sloganlar, manşetler atıldı bir şiir üzerine. Nasıl yorumluyorsunuz İran'daki bu reaksiyonu? Valla reaksiyonun boyutlarına bakacak olursanız bunun bir karikatür, bir şiir meselesi olmadığı çok belli. Yani bir şiirin karşılığı en fazla bir şiirdir. İranlılar zaten biliyorsunuz şiiri severler. Sık sık da bahsederler vesaire. Zaten böyle iddiaları da var. Ama önce Zarif'in başlattığı, ardından meclisin ve medyanın girdiği büyük bir kampanyaya bakarsanız İranlıların rahatsızlıkları çok büyük. Çok katmanlı, birçok sebebi var. Dediğim gibi bu kadar büyük reaksiyonu tek bir sebebe indirmek yemek doğru değil. Az önce dinledim, yani Tahran'ın da bahsettiği bir Karabağ meselesi var. İran Karabağ'da kendisini mutlak kaybeden olarak görüyor. Ve bu amaçla yapılan girişimleri, bunu telafi etmek için gerek Azerbaycan'ın gerek Türkiye'nin getirdiği teklifleri duymazdan gelecek kadar bir hazımsızlık var. Tabii ülke içinde bunun sorumlusu da Dışişleri Bakanlığı görülüyor. Yani Dışişleri Bakanlığı nasıl oldu da bu dosyaya hakim olamadı? Bu savaşın bu kadar çabuk sonuçlanabileceğini, Türkiye-Azerbaycan birliklerinin orada büyük alan açabileceğini tahmin edemedi. Baskılar üzerinde. Zarif bu baskılara böyle karşı bir milliyetçilik hatayla cevap vermek istedi. Cumhurbaşkanımıza karşı yönelik hiç yakışık almayan, son derece terbiye sınırlarını zorlayan, farklı argoda çağrışımlar yapabilen bir tweet attı. Ve nitekim o argo tabiri, Zarif'in dediği tabir değil ama onun çağrışım yaptığı argo tabiri İran'da Cumhurbaşkanımız aleyhine TT oldu, trend topic oldu. Zarif son derece malum işte tecrübeli bir diplomat, Amerika'da yaşamış uzun süre falan, ne yaptığını bilen, iyi hesaplayan bir adam. Nitekim bugün de işte güya Türkiye'ye destek tweet'i attı. Bir tweet'i 3 kere attı tabii, biraz heyecanlandı herhalde. Ama bunlar tabii Zarif'in başlattığı bu tepki, İran'da bu galeyana getirmesi, dediğim gibi çok fazla boyutu var. Bir boyutu da iç politikayla ilgili. Muhtemelen dış politikaya konuşmuşsunuzdur. Birçok yorumcuya göre Zarif bununla seçim startında, seçim kampanyasında startını verdi. Malum Biden dolayısıyla çok heyecanlılar. Gerek ruhani hükümeti, gerek de Zarif'in kendisi. Biden'la anlaşabilecek, uzlaşabilecek en doğru kişinin kendisi olduğunu savunuyor. Bu şekilde kendisini pazarlamaya çalışıyor Zarif. Ve bunu Erdoğan karşıtlığıyla, Türkiye karşıtlığıyla, bakın Türkiye'den rahatsızsınız, Erdoğan'dan rahatsızsınız, İran gibi büyük bir ülkenin başına ben geçersem, görün daha şimdiden Dışişleri Bakanıyım, ilişkileri bu kadar sabote edebiliyorum, yarın Cumhurbaşkanı olursam ne yapacağımı anlayın mesajı da var. Bu da çok net Zarif tarafından gelen. Dediğim gibi farklı sebepleri var. Birkaç gündür de konuşuyoruz şeyde, farklı programlarda. Farizade suikasti, Savunma Bakan Yardımcısı'na yönelik bir suikast var.
Suikaste verilemeyen cevap var. Çok ünlü gazeteci Ruhullah Zemin idamı var aynı gün. Bir şekilde kamuoyunun dikkatini bir gazetecinin idamından sahte böyle kahramanlık edalarıyla yönelik bir şeye getirmek, dikkat dağıtmak maksadı var. Bütün bunlar bir araya geldi. Bunlar birikmiş oldu. Bu gündeme geldi. Tabii şunu da görmek lazım. İran içeride de ülke içinde de bunun sebeplerinden birini aramak lazım. Az önce yine Talha'da işaret etti. İran'da yükselen bir Türk milliyetçiliği var. Azerbaycan bölgesinde var, Kaşkay bölgesinde var, farklı bölgelerde var. Biz Karabağ operasyonunda gördük, Tahran'da gördük. Türklerin azınlıkta olduğu farklı coğrafyalarda gördük İran içinde. Ciddi bir şey var. Türk bilinçlenmesi var. İran bundan da rahatsız. Bunu kendi içinde aramak yerine yani biz bu sorunu nasıl yönetiriz, bu sorunu nasıl çözeriz diye aramak yerine dışarıya suçlamak her zaman daha kolay. Türk kurumlarını, Türk medyasını, Türkiye'de araştırma yapan kuruluşları suçlamak her zaman daha kolay. Onun için bu son krize de gördük, isim vererek Cumhurbaşkanı Ruhani yardımcıları olmak üzere Türkiye'nin en muteber kurumlarını karalamaya koydular. Tabii bunun bir gerçekçiliği yok. Biz her zaman söylüyoruz, İran'da eğer 30 milyon Türk yaşıyorsa bunun kararını verecek olan İranlı Türklerdir. Yani onlar nasıl bir yönetim isterlerse bugün memnunlar, rahatlar, idare ediyorlar. Yarın farklı bir şey isteyebilirler, oradan yürüyebilirler. Zorla bir şey dayatamazsınız. Kimse dayatamaz. Biz bunu meşrutiyet döneminde de gördük. Biz bunu İslam devrimi zamanında da gördük. Başka zamanda da gördük. Dolayısıyla iç meseleleri dışarıya yansıtmak da var. Bakın buradan dışarıdan İran'ı bölmeye çalışıyorlar. Bunun arkasında işte bir şiir var. Araz Nehri var. Yani saçma sapan. Yani ayrılık türküsünü de söyleyemeyeceğiz. Çünkü ayrılık da biliyorsunuz yine Araz Nehri'ne Azerbaycan'ın ayrılmasına yönelik bir türkü. Türkiye'de ayrılık bu, türküsü çalındığı bu şiir de Hakkı Bey Türkmençay anlaşmasına mı işaret ediyor Azerbaycan'ın yani ikiye bölünmesi yüz küsür yıl evvel? Anonim bir şiir evet ona işaret ediyor ama burada İran'ı veya Azerbaycan'ı artık ne diyeceksiniz? Bölen Türkiye değil. Bir tepkiniz varsa gidin Rusya'ya gösterin. Rusya bunu böldü. Dediğim gibi yani Cumhurbaşkanı'na yönelik çok sert bu tarz terbiyesiz ifadeler gerçekten İran'ın maksadının üzüm yemek olmadığını gösterdi. Hep söylüyoruz yani Türkiye-İran ilişkilerinin belli bir karakteristiği var. Çok fazla iletişim kanalı var. Bunları kullanmak yerine böyle ergenler gibi tweet atmak, Dışişleri Bakanı'nın kampanyalar başlatmak dediğim gibi İran basını gördünüz. Karikatürler, el kol işaretleri yani bunun anlatacak bir tarafı yok. Velhasıl inşallah ben öyle yazmıştım birkaç kere de. Yani birisi devreye girer üst düzey birisi ve bu krizi bitirir. Sayın Ruhani'nin açıklamaları son derece dengeliydi. Krizin bitmesine yönelik bir tavır koydu. Çünkü bu kriz Türkiye'nin de faydasına değil İran'da yalnızca düşmanları sevindirir. Nitekim öyle de oldu. Birçok analiz yapıldı, yorum yapıldı bununla ilgili. Ben büyümeyeceği kanaatindeyim ama Türkiye'de hep İran'a karşı bir ön yargı vardı. Yani hani bunları bu kadar kollamaya değer mi? Yaptırımlar için Türkiye'nin bu kadar risk almasına değer mi? Bunlar bizi arkamızdan vurmaz mı? Tarihte de bunu yapmadılar mı? Suriye'de de görmedik mi? Irak'ta da. Bunları haklı çıkarmış oldular açıkçası. Dolayısıyla bu herhalde Ankara'da yeniden değerlendirecektir birçok konu diye düşünüyorum. Özet olarak bilmiyorum arkasında bu meselelerin olduğunu düşünüyorum. Hakkı Bey, onlar da tıpkı Batı medyası gibi ve Batılı bazı siyasetçilerin de yer yer kullandığı kavramlara yer verdiler. Daha doğrusu etiketlere, yeni Osmanlıcılık, pan-Türkizm. Bu onların kendi öz reaksiyonları mı? Yoksa hakikaten nasılsa tedavülde böyle etiketler var, biz de peşinden gidelim, bu Kore'ye katılalım refleksi orada mi? Evet. Dediğiniz gibi yani çok konforlu bir söylem var. Özellikle Suriye krizi maalesef iç savaşa yöneldikten sonra biliyorsunuz Batı basında Türkiye'ye yönelik eleştiriler vardı. Bunu İran'da da kabul gördü. İran'da da bunu kullandı. İşte oradaki Baas rejimi, Baas diktatörlüğü haricinde bütün muhalifler bir anda IŞİD'ci oldu. İşte kafa kesen oldu. Halifeci oldu vesaire vesaire. Türkiye de bundan payını aldı. Yani dediğim gibi birçok karikatürler vesaire Türkiye'ye yönelik. Bu o kadar bir yaygın söylem haline geldi ki İran'da alakalı alakası herkese karşı kullanmaya başladılar bu söylemi.
Ülke içindeki birbirine karşı kullanmaya başladı muhalif partiler. Sen IŞİD'çisin, sen hilafetçisin. Biz bunu Azerbaycan'da gördük. Yani Azerbaycan'ın mezhebi olarak hangi mezhebe bağlı olduğu, halkın çoğunluğu biliniyor. Bunun Osmanlı ile çok büyük tarihi bağları yok biliniyor. Osmanlı malum Balkanlar ve Orta Doğu ağırlıklı bir imparatorluktu. Hilafetle hiçbir alakası yok. Ama orada bile biz gördük. Yok işte oraya IŞİD'liler getirilmiş, yok oraya işte kafa kesenler getirilmiş. Çünkü hazır bir söylem ve daha önce işe yaramıştı. Bunu kullanmaya çalışıyorlar. Tabii bunun bir gerçekçiliği yok. O dönemde yazdık, çizdik. Yani Azerbaycan İslam dünyasının gördüğü en seküler yönetimlerden bir tanesi. Burada bir IŞİD'çilik, radikallik, aşırı İslamcılık falan mümkün değil. Burada bir İslam toprakları var işgal altında ve bunun kurtarılması mücadelesi var. İran'dan beklenen ya gerçekten bu işgal karşısında yer alması, tıpkı Filistin meselesi olduğu gibi ilkesel bir tutum benimsemesi, ama bunu yapamıyorsa bile herhangi bir sebepten dolayı sessiz kalması. Ama görüyoruz ki Ayetullah Hamenei, İran'ın mutlak lideri, tartışmasız lideri Ayetullah Hamenei'nin bütün Azerbaycan toprakları Azerbaycan'a geri verilmelidir diye altını çizmesine rağmen, vurgulamasına rağmen bugün bile, hala şu anda bile bazı İranlı yetkililer keşke Ermenistan yanında açıkça savaşa girseydik diyebiliyorlar. Dolayısıyla bu biraz işte İran'daki kültürel kodlarla ilgili, o tarihi Fars milliyetçiliği ile ilgili, ülkedeki yoğun Türk karşıtlığı ile ilgili birçok sebebi var. Peki son bir küçük soru. Cumhurbaşkanı Bakü dönüşünde Ermenistan'la sınırımızın açılacağından, açılma ihtimalinden, açılabileceğinden söz etti. Bunun İran'daki yankısı ne oldu? Yani rahatsızlık, yani zaten rahatsızlığa sebep oldu mu diye sorayım ya da. Şu açıdan rahatsızlığa sebep olabilir. Yani Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye, hatta Gürcistan tarafından kuşatıldığı için, Gürcistan da biliyorsunuz Azerbaycan ve Türkiye tarafında yer alıyor siyasi olarak. Ermenistan büyük oranda İran'a bağlıydı ekonomik açıdan. Şimdi eğer Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu işgal sona erer, ilişkiler normalleşirse Ermenistan'a zaten dolaylı yollardan giden Türk malları vesaire Ermenistan'la artık direkt bir ilişki sağlanacak. İşte ülkemizde çalışan, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da değindiği gibi çok sayıda Ermenistanlı var zaten. Belki bu ilişkiler çoğalacak. Ermenistan'ın İran'a bağımlılığı azalacak. Bu koridor işi, enerji işi vesaire, bunların dışında söylüyorum. Dolayısıyla belki İran'ın öyle bir endişesi de var. Yani Azerbaycan'ı zaten kaybettik. Türkiye ile Azerbaycan yapısal bir işbirliğine giriyorlar, askeri bir işbirliğine giriyorlar. Gerçekten o iki millet, bir de iki devlet bir milletin altını dolduran adımlar atıyorlar. Bir de Ermenistan'ı da kaybedersek Güney Kafkasları tamamen elimizden kaybedecek gibi bir düşünceye kapılmış olabilirler. Ama Türkiye'nin tavrı çok açık. Altılı mekanizma önerisi de çok net. Türkiye bu bölgede kalıcı bir istikrar için bütün büyük devletlerin, etkili devletlerin o işin içinde olmasını istiyor. Biz daha önce de söyledik. Yani İran'ı bu bölgede hesap etmeden kalıcı bir istikrar sağlayamazsınız. İran'ı yok sayamazsınız. Türkiye de böyle yapıyor. Yani İran'a gel, sen de bu bölgenin önemli bir devletisin. Madem burada bir şey kurulacak, Rusya ile birlikte sen de ol. Üç tane de Kafkas devleti olsun. Ortaklaşa bir şey yapalım dedi. Yine umuyoruz ki yani İran'da bu iç tartışmalar biter. Bu Cumhurbaşkanlığı süreci belli olur. Biden'la ne yapacaklarına karar verirler. Bu güvenlik zaaflarını içeride işte çok fazla artan Fahrizade son örneğiydi. Muhtemelen devamı da gelecek. Yani bunlardan biraz kurtulup biraz daha rasyonel, makul bakmaya başlarlarsa Türkiye'nin önerisini, ilkesel duruşunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Hakkı Uygur. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, sağ olun. Evet, Akın Bey, İbrahim Bey, Talha Bey. Azerbaycan'a geçmeden önce Hakkı Bey'in söyledikleri üzerinden İran bahsinde eklemek istediğiniz bir peçesi var mı? Ben sadece bir cümleye takıldım. Buyurun. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçime gitme. Evet, ama o artık moda oldu değil mi? Yani şöyle ilk etapta aklıma gelen hem ülkeleri sayayım. Hem içeride işe yarıyor, hem dışarıda işe yarıyor. Çok bereketli bir ülkeyiz. İran. Daha İran. Doğrusu Cumhurbaşkanı o açıdan. Evet, İran, siyasi liderlere neredeyse başarı getiren bir şeye dönüştü. Yani iktidar yolunu açan Türkiye düşmanlığı olmuş enteresan biçimde. Şimdi İran'da var, Ermenistan'da var, İsrail'de var, Fransa'da var, Yunanistan'da var, Amerika'da var, Hollanda'da var. İlk etapta aklıma gelenler. Yani seçim dönemlerinde ilk olarak Türkiye karşıtlığı üzerinden oy toplama iktidar yolunu böyle açmaya çalışıyorlar. Çok enteresan. Yani
Ama insan ister istemez en büyük Türkiye diyesi geliyor değil mi? Şimdi bu kadar yani liste bunları sayınca hiç evet düşün yani başka bir iş tablo gözükmüyor. Yani saydığımız ülkelere bakıyorum. Sıradan ülkeler dedi ya, yani Fransa, Amerika Birleşik Devletleri yani deve dişi gibi ülkeler. Fransa'da evet çok atıp tutsak da gene de işte Avrupa Birliği'nin kurucu iki ülkesinden evet, biri. Evet, en büyük ikinci ülkesi. G7 ülkesi. Yani, ama oraya da bakınca sanki Fransa'yı Türkiye işgal edecek zanneder bakan. Tam da dediğiniz gibi. Yani şimdi ve Balkanlardan yürüyüp önceden Türkiye karşıtlığını kullanan bir Yunanistan vardı. Seçimlerde mutlaka Türkiye karşıtlığından prim toplardı. Şimdi baktım cephe biraz daha genişlemiş. Hakikaten dediğiniz gibi en büyük Türkiye diyesimiz tabii geliyor. Tabii daha saymadınız çünkü, Birleşik Arap Emirlikleri falan oralarda da onlar, Erdoğan Mısır karşıtlığı falan, üzerinden onlar da sayarsak, işler yürüyor. Demek ki önceden bizi pek böyle kale almıyorlardı. Ama şimdi demek ki Türkiye'nin gücü bunların da artık rüyalarına girmeye başlamış. O yüzden biz en büyük Türkiye diyelim. Olmayanlar var. İspanya, İtalya, Portekiz. Aa, tabii sizin eski ülkeniz. İspanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Macaristan. ABD'de gördük birazdan Polonya, da konuşacağız inşallah. Gibi. Ama aslında, bir taraftan da Akın Bey de işte Fransız basınını çok sıkı takip ediyor. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Ama resmi söylem de böyle de şimdi mesela bazı İranlılar, bazı Amerikalılar da Türkiye'nin böyle büyük güçlere kafa tutmasından da memnun oluyorlar. Yani birisinin çıkıp bunu yapması gerekiyordu. Yani yüksek Birleşik Arap Emirlikleri'nde de böyle, İsrail'de de böyle. Yani çıkıp da işte Amerika'ya kafa tutması, yeri gelince Rusya'ya kafa tutması. Yani bundan çok memnun olanlar da var aslına bakarsanız. Yani İran'da tamam hani Türkiye karşıtlığı iş yapıyorsa bir yandan da içten içe Sayın Erdoğan'a gıptayla bakan, keşke bizim liderimiz muhakkak de böyle olsaydı diyen bir grup tabii da var. Tabii halklar başka. Dolayısıyla ama veya mesela Mısır'da siyasi tamam yani. Sisi ile Sayın Erdoğan'ın arası iyi olmayabilir ama yani keşke bizim liderimiz de böyle olsun diyen bir kitle de var. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir garip bir durum var. Yani hani Türkiye üzerinden bir kutuplaşma var. Biz sadece hep olumsuz tarafını görüyoruz ama işin bir de olumlu tarafı da var. Bence bunu da görmemiz evet gerekiyor. Sessiz de bir grup var. Hani Türkiye'nin muhakkak halklar nezdinde yürüyüşündeki şeyden ama hoşlanan. Ama mesela medyadaki haberleri Akın Bey de muhakkak teyit edecektir. Bakınca sanki sövüyormuş gibi ama bir taraftan da şunu yaptı diye listeliyor. Değil mi? Hı-hı. Yani alete konuşmak için listeliyor tabii. Listeliyor ama listelediği şeyler de bakınca fena şeyler değil. Yok, listelediği yani karşı çıktığı şeyler niye karşı çıktığı anlaşılmıyor. Hı-hı. Bununla birlikte evet doğru yani. Ama eskiye nispetle Türkiye'nin İster istemez ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Ağırlığı evet, olduğu evet ve evet. O anlaşılıyor. Doğru. Evet. Peki o zaman Azerbaycan'a geçelim. Nasıl gözlediniz siz? Bakü'den Ankara ve Bakü yan yana ne mesaj verdi? Ve nasıl bir yankı buldu? Vallahi ben en çok Avrupa'da. Tabii şimdi Azerbaycan Karabağ operasyonu çerçevesinde işte Le Monde'da okur şeyleri çerçevesinde yaptığım katkıların bazılarını atlıyorlardı çeşitli konularda ama onu atlamayıp yayınladı Le Monde mesela. Çok ilginç geldi bana. Ne yazmıştınız da yayınladılar? Ne bileyim her şeyi yazdım mesela. Ermenistan'ın ne bileyim sonra onlar da yayınladı. Mesela Karabağ işte Ermenistan'ın eski yeri Şuşası filan. İşte zavallı Ermeniler nasıl dönüyorlar, yerlerinden yurtlarından oldular. Oraya ben bundan işte 27-28 sene önce de bunun tersi olduğunu, oradan buraya geldiğini. Ve kendi toprağından. Kendi toprağı olduğunu. Bütün bunları atıldım yazdığımda yani onları işte yayınladılar. Çünkü yani sansür ettikleri bazı yazdığım şeyler vardı ama Azerbaycan'la ilgili yazdıklarımın hiçbirini sansür etmediler. Sansür kötü bir şey tabii yani bu konuyu Fransız basınını medyasını eleştirebiliriz. Le Monde gibi bir gazeteden bahsediyoruz. Ama bunu eleştirmedikleri gibi 3 tane arka arkaya da daha sonra bu söylediğim şeylerle ilgili makaleler başka yayınlandı. Mesela bu söylediğim konuda hakikaten
Le Monde kendisi bir şey yayınladı. Kendi kaynakları tarafından işte ters göç olmuştu o zaman diyerek. Yani o konuda ki Ermeni diasporası Fransa'da çok güçlüdür. Acaba o senatoyu dengelemek için olabilir mi şimdi medyadaki senatoda bu haberler? Senatoda alınan karardan... Dünya yüzündeki tek kurum değil mi? Dağlık Karabağ bağımsız diye tanıyor. Bunu ben okurların, ki muhtemelen Ermeni diasporasından yazıyorlardı orada. Bir an önce işte Dağlık Karabağ'ın siyasi bağımsızlığını Fransa tanısın şeklinde okur yorumlarını görüyordum. Çünkü benim yazdığım şeyler yayınlandı derken ben azınlıktaydım elbette. Ermeni görüşlerinin ağırlıkta olduğu, hatta kalitesinin, yani bir yorum yazarken hakarette yaklaşan ifadelerin yer aldığını, özellikle Cumhurbaşkanımız hakkında bütün bunları görüyordum. Şimdi senatonun aldığı karar tabii daha yeni. Ondan önce yayınlandı bütün bunlar. Hmm. Senatonun aldığı karar tabii ki 5 tane siyasi grup olduğu, sağ ağırlıklı. Dolayısıyla yani bizim şimdi normal olarak Macron'a yükleniyor bizim medya. Normal tabii Fransa'nın başında ama aslında diğer siyasi grupların ondan da... Ondan daha az değil. Evet, sonunda da işte François Hollande'ı dinledim şeyden AB zirvesi öncesinde konuşmaları. Şimdi öyleydi. Bunu AB belki bahsinde soracağım, evet, zaten. Evet, evet. İbrahim Bey, siz ne dersiniz? Beraber ne nispet, şey, ne mesaj verildi? Ve eskiye nispetle bir fark görüyor musunuz? Yani Bakü, Ankara dediğinizde ne gözlüyorsunuz? Yani ben orada... Rusya'da bu işe ne diyor? Zannınız nedir? Yani Rusya eğer bundan bir 10 sene evvel böyle bir durum ortaya çıksaydı Rusya buna müsaade etmeyebilirdi. Bunu söylerken Rusya ile Türkiye ilişkilerindeki seyri dikkate alarak söylüyorum. Yani artık bölgede Rusya kendisine çok iyi bir partner bulmuş durumda. Yani zaman zaman farklı konularda, işte Kırım konusunda filan farklı düşünsek bile menfaatlerimizin ortak olduğu noktalarda birlikte yol alıyoruz. Ve bu bölgede özellikle Doğu Akdeniz'de çıkan doğalgaz ve petrolün de ekonomik değeri devreye girince Rusya bu bölgede köprü başları tutmak ve kendisine yakın ülkeler bulmak durumunda hissetti kendisini. Ve Türkiye'de bu noktada kendisi için iyi bir partner. O nedenle bir tercih yapmak zorunda kaldı. Ermenistan mı, Türkiye mi diye. Yani orada Azerbaycan'dan ziyade Türkiye'yi dikkate aldı. Ve değerlendirmede de en akıllıca bir değerlendirme. Türkiye bu işin içinde, orada askeriyle birlikte işin içinde. O zaman Türkiye'yi cepheye almak yerine Birleşmiş Milletler kararlarına da uygun şekilde sessiz kalmayı tercih etti. Tabii bir de Ermenistan'a da haddini bildirmek istedi burada. Paşinyan'ın özellikle Batı yanlısı tutumları nedeniyle Rusya ona da adeta tokat vurdu. Yani Paşinyan o 44 günlük süre içerisinde Putin'i birçok kereler telefonla aradığı halde cevap verilmedi ona. Yani Rusya burada bir tercih yaptı. Bakü-Ankara ilişkisine gelince bizim pasaportsuz gittiğimiz bazı ülkeler var. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Oraya biz pasaportsuz gidebiliyoruz. Kimlik kartımıza gidiyoruz. Gürcistan'a da gidebiliyoruz. Ve şimdi Bakü'ye de gidebiliyoruz. Azerbaycan'a da gidebiliyoruz. Kimlik kartımızı göstererek gidiyoruz. Burada tabii daha önce belki bunları yaşamamıştık ama şimdi şu geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki Zafer Geçidi kutlanırken orada Azerbaycanlı sunucular şunu söylediler. Bakü İkinci kez Türk askeriyle şeref buldu dediler. 100 yıl sonra, yani Nuri Killigil Paşa'nın komutasındaki İslam ordusu oraya geldiğinde Bakü'yü kurtarmıştı. Şimdi de bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, komando birliklerimiz orada Bakü'deki askerlerle, Azerbaycan ordusuyla birlikte ortak bir resmi geçit yaptılar. Bir süredir Nuri Paşa'yı çok anar olduk. Libya'da Nuri Paşa'yı andık. Şimdi evet. Azerbaycan'da anıyoruz. Allah rahmet eylesin.
Amin, amin. Belki Nuri Killigil Paşa için ayrı bir şey konuşmak lazım. Yeni neslimiz bunları bilmiyor. Bakmayın, yeni nesil dediğimi biz de bilmiyorduk. Doğru, ben de Araplardan öğrendim. Değil mi? Evet. Değil mi? Yani onun cephesinde savaşanlardan birinin torunundan işitmiş. Evet, Nuri Paşa Enver Paşa'nın kardeşi zaten. Yani burada ben 3 konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, bizim askerimizin de fiilen orada bulunması ve askerimizin orada sembolik dahi olsa bir geçit, resmi geçitte Azerbaycan ordusuyla birlikte resmi geçitte bulunması çok sembolik değeri çok çok fazla olan bir şeydi. Ve şehit olan askerlerin yerine Türk askerinin orada gözükmesi, evet, o artık çok kuvvetli bir mesaj. Hatta orada işte şehitler ziyareti, şehitliği ziyarete gittiklerinde orada Bakü'nü kurtarılırken orada şehit olan Türk askerlerinin kabirleri de ziyaret edildi. Allah yani biz orada amin, amin. Biz orada şehitlerimizi bıraktık. Orası bizim için gerçekten de iki millet olmakla, iki devlet olmakla birlikte tek bir milletin azaları gibi kalpler birlikte çarptı. O yönüyle ben bunu çok kıymetli buluyorum. Hatta belki ileride gönlümden geçen şuydu. Hani hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız bir müjdem olacak demişti. Herkes fikir yürüttü. Ben de fikir beyan ettiğimde gönlümden geçeni söylemiştim. Keşke dedim Azerbaycan'la bir birleşme yapabilsek. Bu belki resmi olarak gerçekleşmedi ama şu anda Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'la bir koridor kuruluyor ve bu koridorla biz Azerbaycan'la adeta birleşmiş gibi oluyoruz. Hem gönül olarak, hem hakikaten karayolu olarak, hem stratejik olarak. Tabii tabii. Artı Azerbaycan sonrasında da ata yurdumuzla da birleşmiş oluyoruz. Peki o zaman şimdi bir yandan Orta Asya, bir yandan Hindistan, bir yandan Orta Doğu, Avrupa, hepsinin bağlantı noktası gibi değil mi Nahçıvan Koridoru? Tabii tabii. Ve o açıdan çok stratejik. Ama diyorsunuz ki tarihi geçmişi de var. Bir önceki yayında da konuşmuştuk. O zaman bir sonraki turda soracaktım size ama onu da söyleyin, sonra Talha Bey'e geçeyim. Belki de Bakü'deki o törenlerin ve bu geçen haftaların en önemli sonucu Türkiye açısından burası mı? Yani Türkiye açısından bir kere Azerbaycan'ı biz hep uzaksa... Ya işte bir devlet iki millet, şey iki devlet bir millet sloganın arkasındaki şey mi aslında? Arkası altı dolduruldu bu. Bu sayede doldurulmuş oldu. Bundan sonrasında da diğer Türk cumhuriyetleriyle de irtibat sağlanmış oldu. Yani biz Azerbaycan'ı hep çok çok uzak zannediyorduk. Yani ben öğrenciyken işte Kafkas Halk Oyunları ekipleri gösteriler yapardı. Azerbaycan türküleri söylerlerdi. Biz Azerbaycan'ı çok uzak zannediyoruz. İşsizdik ama biraz, değil mi? Yani eskiden. Aslında, komünistken hiçbir isimiz aslında yok. Aslında özlem çekiyordu. Yani ben kendi hissiyatımı şu yani an bile hissediyorum. Yani mesela Rumeli deyince herkesin kalbi titrer ama işte bir zamanlar Türkiye Cumhuriyetleri deniyordu. İşte Azeri türküleri, şarkıları yine gelir geçerdi de böyle bir gönül bağı varmış gibi durmuyordu. Yok yok, aslında vardı. Belki yani göç edenler de vardır da genel olarak yani Türkiye'ye, evet, bakınca. 84 yılıydı, bakın yılını bile hatırlıyorum. Üniversite ikinci sınıftaydık. Atatürk Öğrenci Sitesi'nde kalan öğrenciler vardı, arkadaşlarımız vardı. Bir gün onların orada bir halk oyunları gösterisi yapıldı. Biz de davet ettiler. Biz de kaldığımız askeri yurttan izin aldık. Gittik, orada katıldık. Orada çok güzel halk oyunları gösterileri sunuldu. Ve bize en çok hitap eden şey şuydu. Orada Kafkas Halk Oyunları ekibi ve Azerbaycan türküleriydi. Biz o zaman, ben şahsen şunu hissetmiştim. O insanlar o zamanlar işte Sovyetler Birliği vardı. Geçiş o da buldozer gibi ama üstünden geçmiş. Ha. Şimdi 2000'lerin başıyla bile Azerbaycan
farklı değil mi? Bugünle 2000'li yılların tabii. başını mukayese etsek 2005'e kadar 2000 yani Sovyetler Birliği hakkındaki o zaman kanaatimiz... çok daha etkiliydi Azerbaycan üzerinde. Daha doğrusu tabii. kültürel olarak da çok evet, etkiliydi. Kanaatimiz şöyleydi. Hissiyatımız üzerinde. Öyleydi daha doğrusu. Sovyetler Birliği çok sert, çok acımasız ve oradaki bizim soydaşlarımızı, kardeşlerimizi ezen, onların kültürel değerlerini sizin dediğiniz gibi buldozer gibi ezen. Yeniden bir fabrike yapı. Etmiş. Ve oradan bize bir nefes geldiği zaman o kadar böyle hem merhamet vardı hem de keşke bir an evvel kurtulsunlar diyorduk. Ben 84 yılında şu an Çin'in kontrolünde olan Uygur Özerk bölgesi Sincan'da, Sincan'ın devlet başkanı İsa Yusuf Alttekin'i Aksaray'daki büroda ziyarete gittiğimizde o 85-90 yaşlarındaki o insan bize o bölgeyi anlattı. Ve biz o zamanlar hakikaten çok etkilenmiştik. Üniversite öğrencisiydik. Çok etkilenmiştik o anlatılanlardan. Bilmiyorduk biz. Doğu Türkistan'ın ne olduğunu da belki bilmiyorduk. İşte Azerbaycan'ın şimdiki halini gördüğümüz zaman o içimizdeki yürek yangınının da bir nebze olsun giderildiğini gördük. Hele işte. O Azeri ordusunun bizim kahraman Mehmetçiklerimiz gibi kahramanca o resmi geçitte bizim adımlarımızla, bizim ordumuz nasıl Mehmetçik resmi geçitte nasıl adım atıyorsa onlar o adımı atarak geçtiler. Bakın burada belki gözden kaçan bir şey vardı. Sovyet eğitimiyle yetişmiş asker değildi artık onlar. İşte tam orada şunu onlar bizim Mehmetçiğimiz söylemek gibiydi. İstiyorum, sormak da istiyorum. Tabii bu başka bir tartışma bahsi. Ama aslında ırkçı olmadığımızı da gösteren bir şey. İşte Sovyetlerin üzerinden geçtiği Azerbaycan'la Türkiye'deki insanlar bir yakınlık hissetmiyordu hakikaten evet. işte. Rumeli diyorsun, titriyorsun, o tarafı söylüyorsun, hiçbir şey olmuyordu. Ama şimdi aynı lisandan konuşmaya başlayınca, eskiden de Türkçe konuşuyorlardı ama lisan ortak değildi. Evet. Dolayısıyla aslında soydaş olmak da değil. Tabii ki o da önemli yani kardeşin. Ama esas aynı lisandan konuşmak. Lisandan konuşunca zaten herkesle o kardeşlik evet. havasını hissedebiliyor insan. Hem lisandan hem de bir asker gözüyle ben oradaki görüntüyü evet, bir birazcık yorumlayayım isterseniz. Yorumlayın. Orada mesela Azerbaycan ordusunun resmi geçit öncesinde ve geçitteyken oradaki gerek yürüyüşleri, gerekse duruşları, esas duruşları, tavırları, konuşmalarındaki o yiğitliği ben bizle aynı olduğunu gördüm. Ha, ama işte o da mesela 30 yıl önce böyle değildi, 20 yıl önce de böyle değildi değil mi? Değildi, değil. Yani ben... arada çok şükür o üstlerine gelen her ne geldiyse onun artık... yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. 90 sene. Bu da onun zaten teyidi bu başarıda. 90 sene ezilmiş bu insanlar. Evet. Maneviyatından, milliyetinden, tarihinden, kültüründen, çok hepsinden uzaklaştırılmış. Yani bizim kullandığımız alfabe, biz Latin alfabesine geçiyoruz, onlar başka alfabeye. Ruslar onları başka bir Kiril alfabesine geçiriyor. Yani yeter ki aralarında bir kültürel alışveriş oluşmasın diye. Ama son nokta onu söyleyeyim, onlar direnmişler. 30'larda da hala eski Türkçe yazıyorlar evlerde. Onun için de Türkçelerinde... Onu bir programda tartışmıştım. Bizden biraz daha güzel Türkçeleri var. Benim köyümün Türkçesi onlar. Yani ben Sivaslıyım, Su şehirliyim. Bizim oradaki köyde kullandığımız kelimelerin hemen hemen aynısını kullanıyorlar. Artı mesela Türk Dil Kurumu'na uygun kullanıyorlar onu. O da Stalin'in siyasetinin bir sonucuymuş. Bizde öz Türkçeciliğe geçilip böyle her şey ayıklanırken o anlaşamasınlar diye ona izin vermemiş. Hayırlı bir iş yapmış 40 yılın başı. Evet. Yani şer hesabıyla işte her şerde bir hayır vardır. O sayede onlar dili biraz daha muhafaza etmişler. Şimdi Talha Bey'e döneyim. Çünkü sonra araya gideceğiz ama devam ederiz dönüşte. Talha Bey, bir taraftan da bakınca yani bu hadisede
bu hadisenin neticesinde Batı'nın ve MİS grubunun oradaki ağırlığının azaldığını görüyoruz. Evet. Rusya açısından. Ama Rusya açısından ve işte biraz evvel İran'ı konuştuk. Batı da öyle ve biz de bunu teyit ediyoruz konuşurken işte şimdi İbrahim Bey'in hisli anlatımıyla da. Bir yandan da Bakü-Ankara arasında işte o iki millet arasındaki bir yakınlaşma var. Ve tak orada Cumhurbaşkanı Ermenistan'la da kapıyı açabiliriz dedi. Evet. Sınırı açabiliriz dedi. Bunu toplamda nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu çok önemli bir ifadeydi. Gerçekten oradaki bütün aslında oyunu, denklemi değiştiren bir şeydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birden, şunu söyledi. Sürpriz. Tabii. Yani bu ara ara konuşuluyordu aslına bakarsanız ama bu çözümün işte Batı üzerinden, işte Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın desteğiyle gelebileceğine dair veya onların işte katkılarıyla gelebileceğine dair bir beklenti vardı. Yani o bölgeyi kısmen ben de çalıştım. Tabii ki orada özellikle... Ama iyi bir karttı değil mi? Böyle şak çok önemli diye. Bir karttı. Yani şimdi Ermenistan'daki Ermeni vatandaşlarının çıkarlarının hilafında çok fazla şey oluyordu. Yani diasporanın ciddi bir etkisi vardı. Diaspora tabii ki Türkiye ile Azerbaycan'la anlaşmalarını istemiyordu Ermenistan'ın. Tabii ki bu batıdaki diaspora da böyle. Rusya'daki diaspora da. Şimdi bir yandan da o Minsk grubu üzerinden gidip Ermenistan'da anlaşmamayı destekleyen aktörler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Yani bu sizi kullanmak isteyen emperyalistleri ve sizin aslında çıkarlarınız aleyhine çalışan bu diasporayı bir kenara bırakın. Yani siz bu bölgenin halkısınız ve bizim komşumuzsunuz. Yani tamam hani bu gerilim yaşanmış olabilir belki ama bunları bir kenara bırakalım. Bu sınırları da açalım. Hep beraber bu bölgede yeni bir istikrar oluşturalım. Ya yani bu gerçekten çok önemli. Yani hele onlar için çok önemli. Tabii ki önemli. Çünkü Ermenistan bugün için. Ermenistan'ın kendi içerisinde yaşadıkları en büyük problem ve sıkışmışlık bir yandan diasporanın beklentileri, bir yandan bu oligarkların kendi içerisinde ekonomiyi kontrol eden, bir yandan da bu Karabağ meselesini bahane edip bunun üzerinden güvenlik çerçevesi oluşturan aktörler var. İşte bu o, Karabağ lobisi olarak da tanımlanan. Tam lobide kalalım. Evet. Aradan sonra devam edelim. Çünkü önemli bir mevzuya geldik yine. Birazdan buradayız. Ve devam edin. Talha Bey, araya gitmeden önce sizde kalmıştık. Ermenistan'la sınırın açılması mevzu tam Azer-Türk, bütün dünya Türkiye-Azerbaycan'ı konuşurken Cumhurbaşkanı'nın uçakta dönüşte ve bunun hem Ermenistan hem daha doğrusu Ermenistan açısından ne ifade ettiğini söylüyordunuz. Hem ekonomik güçlük, evet. Hem yani o sınır sadece bir baskı. Güvenlik sınırı değil, aynı zamanda bir psikolojik de bir sınırdı. Yani hani o belki 100 yıldır üzerimize bir gölge eden bir sınırdı. Yani tabii ki Soğuk Savaş vardı ama daha onun da öncesinde işte 1915 olaylarından beri bir türlü şeye giremediğimiz, yani böyle bir Ermenistan'la, Ermenilerle bir ilişkiye giremedik yani maalesef. Bu önemli Ermeni tarihçi Michigan Üniversitesi'nde emekli oldu. Gerard Libaridian'ın geçen gün bir şeyi vardı. Bir mülakatı vardı. Çok önemli bir mülakattı. Yani bizim babalarımız o dönemde işte 1915 olaylarını yaşamışlardı ama dili biliyorlardı, kültürü biliyorlardı. Yani o olayları yaşamış olmalarına rağmen işte Türkiye'ye giderlerdi. Bir şekilde o ilişki devam ediyordu. Ama bizden sonraki nesil sadece kimliklerini o nefret üzerinden inşa ettiler. Benzer şekilde Azerbaycan'la Ermenistan arasında da aslında Sovyet döneminde birlikte çalışıyorlardı, birlikte iş yapıyorlardı. Yani tabii ki birçok konuda anlaşamasalar bile ortak bir dilleri vardı. Bazı konularda anlaşıyorlardı. Yani şu anki aslında yaşanan savaş 30 sene önceki savaştan çok farklı bir durumda. Yani birbirini tanımayan, bilmeyen nesiller burada devrede. Gerçekten bunlar çok ciddi bariyerler oluşturdu. Sizin aslında. İktisat sahanızda çatışma çözümleri. Evet. Yani aslında o diasporanın hayal ettiği o gerçekliği maalesef sahada
insanlar yaşıyor veya o emperyalistlerin hayal ettiği o gerçekliği sahada yaşıyorlar. Onların çıkarına, onların menfaatine olmasa bile kendileri haricinde kurulan bu kurgunun maalesef esiri olmuş durumdalar ve hiç de durumdan hoşnut değiller. Yani hatta bu, belki de hatırlatmak gerekir. Sarkisyan Amerikan evet. yönetimine son telefon konuşması bir şekilde ortaya çıkmıştı. Lütfen Ermeni soykırımı diyerek Türkiye'ye baskı uygulamayın diye söyleyen Ermenistan tarafıydı. Tabii yani yine bu, kapının açılması açılmaması tartışmaları dair. Bu kapının açılması gerçekten sadece ekonomik bir şey de değil. Yani orada psikolojik bariyerin de hem açılması. Hem psikolojik hem de ekonomik olarak Ermenistan aslında oranın kara deliği haline getiriyor. Yani oradaki bütün projelerin dışında kalıyor. Şimdi böylesi bir durum Ermenistan halkının da hiç işine yaramıyor. Maalesef tabii bu Karabağ meselesinden dolayı o sınır da kapalı kaldı. Ve maalesef bu işgal devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkiler de gelişemedi. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki çağrısını ben çok önemli buluyorum. Yani hem sınırın açılması, yani yeni bir barış kültürü oluşturalım. Siz diaspora ve emperyalist aktörlerin çıkarların üzerinden yeniden bir siyaset kurgulamayın. Ve o altılı bölgesel istikrar çabasını da ben çok önemsiyorum. Rusya, İran, Türkiye, aynı zamanda Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın oluşturduğu bölgesel istikrar kurgusunu ben çok önemsiyorum. Yani elbette savaş hoş bir şey değil. Gerçekten iki tarafta ciddi kayıplar verdiler. Azerbaycan tarafı şehitler verdi. İşte Ermenistan tarafı da kayıp verdi ama yani bu savaşın artık bir noktada daha olumlu bir noktaya kayması gerekiyor. Bunun üzerinden yine bu düşmanlık üzerinden askeri çıkarlar üzerinden yeniden bir siyasi kurgu oluşturursa yani 10 yıllardır Ermenistan'da belli oligarklar vardı. Ekonomiyi onlar kapalı ekonomiyi onlar kontrol ediyordu. Ve bu askeri kapalı rejimi de bu Karabağ meselesi üzerinden domine ediyorlardı. Ve yani bu Paşinyan gelene kadar aslında bu Ermenistan siyasetinde kontrol eden bu Karabağ lobisi vardı. Yani Karabağ Ermenilerin oluşturduğu lobi vardı. Ve gerçekten de çok güçlülerdi. Şimdi bu yeni bir dönem gerçekten açmak gerekiyor. Yani bu çatışmayı tamam Azerbaycan tarafı bir zafer kazandı ama tekrar orada bölgesel bir barış, bölgesel bir bütünleşme fırsatını bence bulmak gerekiyor gerçekten. Hani bu Rusya ile Türkiye'nin aslında bu meselede bir araya gelmesi de önemli. Yani askeri olarak tabii ki Suriye'de ortak bir şeyler yapıyorlar ama buradaki bölgesel barışın oluşturulması açısından da çok önemsiyorum. Yani o belki işte Ermenistan'la oluşturulan 100 yıldan fazla da oluşan o hem kültürel hem siyasi bariyerler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında o işte 30 yıllık dönemde oluşan bu bariyerleri bir şekilde bunları aşıp normalleşmek gerekiyor. Yani Avrupa'nın tarihine, kültürüne bakıldığında yüzyıllarca savaşmış var ve en sonunda bir birliktelik oluşturarak bir istikrar oluşturmuşlar. Benzer şeyler başka ülkelerde de var. Yani bunları aslında bu savaş ve çatışmanın bir adım ötesine giderek düşünmesi, hayal etmesi Türkiye'nin ve aslında Rusya'nın da bu konuda mutabık kalmasını ben çok önemli buluyorum. Yani böylesi bir düşünce tarzına gelmesi. Ümit ediyorum ki yani burada oyun bozanlar devreye girmez ve gerçekten bu tabii ki kolay kolay bu travma atlatılmayacak Ermenistan tarafı. Azerbaycan tarafında da hala bu daha önceki işgalin izleri var ama bu zamanla bu toplumlar arası yakınlaşmaya yönelik çalışmalar yapılırsa ve bu istikrar tekrar sağlanabilirse bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tabii ki Ermenistan iç siyasetinde bu konu manipüle edilecek. Tabii ki diaspora bunu manipüle etmeye çalışacak. Tabii ki Fransa gibi aktörler veya işte Amerika'daki bazı aktörler, Kanada'daki diaspora bunları istismar etmeye çalışacak. Ama burada tabii ki iki tarafa da aslında hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafına da oradaki liderlere de bazı sorumluluklar düşüyor. Ümit ediyorum ki dediğim gibi yani bu yaşanan olaylardan, geçmişten ders alarak farklı bir yaklaşım ortaya koyarlar. Bu hem Türkiye'nin menfaatine olur hem Rusya'nın menfaatine olur. İran da bu işten fayda sağlar. Ve bölgesel olarak yani Batılıların artık gelip düzen oluşturmadığını gördük. Yani en son geldiklerinde işte Afganistan'da,
Irak'ta, Suriye'de bir düzen oluşmadı maalesef. Burada bölgenin aktörleri, bölgenin ülkeleri buraya gelebilirlerse çok önemli bir yeni bir momentum yakalayabilirler diye düşünüyorum. Kolay olmadığının farkındayız. Muhakkak biliyoruz. Demin Avrupa halletti derken evet. Ben de onu düşündüm. İşte çünkü olmadı. Avrupa kendi içerisinde neticede çatışmasını halletti ama bu tarafta hallederken içinde Avrupa'da oluyor, Amerika'da oluyor, herkes oluyor. Evet. Yoksa sadece söz konusu üniteler arasında bir müzakere olmuyor. Evet, şimdi geçen haftanın iki büyük olayı, değil mi? Türkiye üzerinde eş zamanlı olarak Batılı müttefiklerinin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç gün önce, yani en yakında, ondan evvel Avrupa Birliği'nin bir takım yaptırım uygulamalarına geçerek bir baskı oluşturduğunu gözlüyoruz. Pratikte belki çok ciddi sonuçları olmasa bile uzun süre üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi duracak gözüküyor. Ama önce Avrupa Birliği zirvesinden başlayalım. Burada Fransa'nın ve Yunanistan'ın başını çektiği ve Avusturya'nın da yanlarında grup muvaffak olamadı. Şimdi bu konuda Yunanistan'la başlayalım istiyorum. Zuhal Mert Uzuner, acaba arkadaşlarımız bağladı mı? Evet. Zuhal Hanım, Atina nasıl tepki verdi Brüksel'deki zirve sonuçlarına? Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum konuklarınız ve size. Yunanistan tabii çok memnun olmadı bu durumdan. Çünkü biliyorsunuz belki sanırım onlar daha askeri niteliği olan bir takım yaptırımlar bekliyorlardı. Ancak çıkan yaptırımlar daha ekonomik nitelikli yaptırımlar. Ve Türkiye'nin bu anlamda biraz kayırıldığı ve Türkiye'nin özellikle de Erdoğan'ın çok baskın bir karakter olarak Avrupalı liderlere bir şekilde sözünü geçirdiği, dolayısıyla Mitsotakis'in gücünün yetersiz olduğu gibi bir söylem var. Özellikle muhalefet bu konuda çok sert eleştirmekte. Bu Syriza'nın biliyorsunuz geçmiş dönem başbakanı Alexis Tsipras ve Nikos Kocias da çok ciddi eleştirmekte. Neticede onlar biliyorsunuz Makedonya anlaşmasında son derece ciddi eleştirilerde bulunmuşlardı. Şimdi gene karşılıklı ne derler, bir şekilde geri dönüşü var bu eleştirilerin. O dönem onlara yapılan eleştiriyi şimdi muhalefette yer alan Syriza Yeni Demokrasi Hareketi'ne eleştiriyle cevap vermekte. Bu tarz bir ortam var diyebiliriz. Hatta size yayından önce arkadaşlara birkaç tane... Evet, o görüntüleri de gösterelim. Evet. Üzerinden de yorumlarsınız. Arkadaşlarımız hazır etti onları. Öyle mi? Onlar çünkü çok manidarlar. Bir tanesinde Merkel kırmızı bir başörtüsüyle beraber karikatürize edilmiş bir çizim. Ve şeyde duvarda Erdoğan'la il sıkışırken bir resmi var. Ve Merkel'in soy ismi de Ü'lerle yazılmış durumda. Yani Ü'de biliyorsunuz yurt dışında Türkçe dinlendiği zaman kulağa daha çok Ü sesi gelir. Hani nasıl biz Yunanca dinlediğimizde hep os, işte bir takım ekler, ses, S sesi kulağımıza geliyor. Türkçe dinlendiğinde de yabancılara Ü sesi çok baskın geliyor. Bunu kullanarak böyle değişik bir karikatür yapmışlar. Dolayısıyla bayağı takıntılı olduklarını da gösteriyor. Artık Ü'ye varıncaya kadar, değil mi? Çok ince düşünmüşler. Ya gerçekten çok enteresan bir karikatür o. Bir diğeri de yine Mitsotakis'i bir Türk olarak karikatürize ediyorlar. Tabii burada Türk imajı çok enteresan bir şekilde yansıyor. Böyle biraz bıçkın, kaytan bıyıklar, işte omuzda ceket falan, hani orada görünmüyor da bu fotoğrafta, ama bu fotoğrafın altında herhalde topuklu ayakkabılar giderdi. Dolayısıyla böyle şey, Türkleşmiş bir Yunan başbakanı, dolayısıyla Yunanistan'ın haklarını, çıkarlarını doğru düzgün savunamadığı düşünülen bir
Yunan Başbakanı imajı verilmeye çalışılıyor. Aslında bunlar ne kadar gerçek, ne kadar gerçeği yansıtıyor, onlar da ayrı bir şey. Çünkü biliyorsunuz bu tarz durumlarda kamuoyuna çok fazla umut verildiğinde karşılığında da ciddi bir yaptırım çıkacağı şu anda doğmuştu. Karikatürleri de görüyoruz. Evet, Merkel başörtülü. Türk bayrağı galiba, evet. Değil mi başındaki örtü? Evet, evet. Yan tarafta yine Merkel'le Erdoğan, Merkel hayran hayran Erdoğan'a bakıyor. Efendim? Evet, evet. Yani Mürkül o çok yazan, enteresan. Sizin evet. Söylediğiniz Mürkül. Merkel evet. Yerine Mürkül, evet. O Mürkül Türk'te oluyor herhalde, Ü-R, değil mi? K. Evet, İyice. Onlar hani Türkçe yani Türkleşmiş ifade çok, gibi görüyorlar. Bayağı ciddi takla attırmışlar her şeye. Ama fena değil. Şimdi bir tane daha vardı. Onda da Miçotakis'i göreceğiz galiba. Arkadaşlarımız evet. Onu da göster. Ha, biz konuşurken gösterecekler, onu da hazır edecekler. Ama bunlar hakikaten çok manidar. Acaba Alman medyasında evet. Da kullanılır mı? Bugünlerde bakmak lazım. Merkel'in görevinin yani son zamanlarında. Evet, Almanya'da biliyorsunuz kendi içerisinde bölündü. Yani Dışişleri Bakanı'yla Merkel'in bakış açısı aynı değil konuya. Onlar daha sert bir tedbir çıkarabileceğini düşünürken Merkel daha rasyonel ama davrandı. İşte Avrupa'nın en makul lideri olarak son demini yaşıyor. O da gidince nasıl olacak? 27'ler meçhul. Evet, yalnız bu şey de değil, hani çıkan sonuçlarda hani gene de hiç yaptırım yok değil. Bir muhakkak. Takım ufak tefek şeyler var. Ve Mitsotakis de bunun üzerinden yaptıklarının aslında gayet yeterli olduğunu, evet. Avrupa Birliği'nin sözlerinizi yavaş... keseceğim ama şu anda da Mitsotakis'i evet. Görüyoruz dalgalanan Türk bayrağının önünde. Elinde de tesbih var, evet. Ama sanki 100 yıl önce gibi de olabilir yani, değil mi bu? Yani 100-150 yıl önce. Galata kabadayıları gibi. Galata kabadayıları gibi diyor İbrahim Kereş. Evet. Buyurun. Önümüzdeki dönemde Mitsotakis'in söylemi şu, yani şöyle savunuyor, ya çıktığı programlarda falan da bunu özellikle altını çizdiğini görüyoruz. Daha farklı yaptırımlar gelebilir diye söylüyor ve yani burada bir kazanım yok durumu söz konusu değil. Başkaca konular masadaydı. Biliyorsunuz AB bütçesi söz konusuydu bu görüşmede, zirvede. Yani Türkiye değildi konu. Sonuçta başka konuların da yoğun olarak karar verilmesi gerektiği bir ortamdı. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle ekonomik olarak Türkiye'nin üzerine gidileceğine dair bir söylemi var. Yapılan, hani çıkan dört başlıktaki yaptırım kararı da aslında bunlarla ilgili. Neticede ekonomiyi ilgilendirebilecek işte ticari ilişkiler, havacılık gibi veya yatırım bankasından kredi çekmek gibi konuları özellikle. Çünkü Yunan basınına ve genellikle Yunan hükümetinin söylemine baktığınızda Türk ekonomisi üzerinden ve gene Türkiye'deki bir takım işte hak ihlallerine falan referans vererek Türkiye'nin uluslararası reputasyonuna zarar vermek ve bir şekilde burada bunun üzerinden Yunanistan'a destekçi toplamak üzerine gittiğini görüyoruz. Gene aynı söylemin devam ettiği açık Yunan basını içerisinde. Ve geçen gün Dendias bir seri yayınladı Twitter'da, biliyorsunuz ne deniyordu onlara, Flow. Onun içerisinde böyle bayağı böyle birkaç 10 tane falan tweet attı peş peşe ve durumu gayet rasyonel bir sonuç olduğu ve bundan sonra daha da farklı sonuçların gelebileceğinden bahsetti. Tabii bir de Türkiye'de biz bu yaptırım şeylerini, kararlarını tartışırken hep şey diye düşünüyoruz. Hani böyle Girit'le Girit civarında veya işte Mayıs'ın açıklarında yapılan aramalardan dolayı bu işin tehlikeli olduğu ve hani onun üzerinden bir takım yaptırımlar yapılmaya çalışıldığını düşünüyoruz ama aslında AB yaptırımları Kıbrıs çevresinde yapılan aramalara daha çok odaklanıyor. Çünkü hani biliyorsunuz Kıbrıs'ı bir bütün ve Rum yönetiminin kontrolünde ele aldıkları için hani onun üzerinden bir uluslararası yaptırım çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü diğeri aslında Türkiye'nin daha güçlü olduğu bir alan. Bunun da altını çizmek gerekir.
Peki bir soru daha sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bir taraftan tabii Mart ayını işaret etti Avrupa Birliği zirvesi ve Biden'ın arkasına saklandığı yönünde yorumlar da var ve peşine Amerika Birleşik Devletleri'nden de tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi çıta çok yukarıdayken çıtanın ilk haline nispetle, konuşulanlara nispetle daha aşağıda bir yaptırım paketi çıktı. Yunanistan da devam ediyor mu bu Türkiye'ye dönük hem yeni kıta hem eski kıtanın eş zamanlı baskı yapması? Bir de tabii belki onu da hatırlatmakta yarar var. Şimdi siz Kıbrıs etrafını söylediniz ama Avrupa Birliği'nin daha çok Doğu Akdeniz'i öbür tarafında S-400'ü hedef alması Yunanistan'da nasıl ele alındı? Şimdi burada daha çok Amerika'nın oynayacağı rolün altı çizildi zaten. Merkel'de AB'nin böyle bir rolü olup olmadığı noktasında gayet aklı başında bir karar verdi bana sorarsanız. Çünkü Avrupa Birliği ya böyle NATO gibi falan bir güç değil. Yani başka bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla NATO'dan beklenebilecek tarzda bir rol üstlenemez. Mesela İrini operasyonunda yapılan şeyi biliyorsunuz, işte hani gene NATO kuvvetlerini kullanarak yapılan bir operasyondu o. Türk gemisine biliyorsunuz. Üçü NATO ülkesi. Yaptılar. Evet, aynı zamanda AB ülkesi. Almanya, İtalya, Dolayısıyla yani NATO gücünü yandan kullanmaya çalışan, bir şekilde kendine ait bir takım güçler devşirmeye çalışan bir yapıdan bahsediyoruz AB dediğimizde. Çok doğru. Dolayısıyla kalkıp da nasıl bir askeri yaptırım yapacak? Yani AB bunun doğru makamı mı böyle bir karar vermek için? Yani bunun farkındalar. Çünkü bir karar vermek değil, sonra onu uygulamak esas mesele. Dolayısıyla AB'de biz şunu gördük. NATO işaret ediliyor. Gene Amerika Birleşik Devletleri işaret ediliyor. Onun daha bu konuda doğru bir etkili yaptırımı güçlü, böyle yüksek bir sonuç çıkarabileceğini düşündükleri ama onda için. Zirveden önce Stoltenberg galiba bir tabiri caizse bir nevi ayar verdi. Evet. Değil mi? Evet, yani bu da ayrıca önemli bir konu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri de hiç bu konuya yanaşmıyor. Gayet ikincil hatta üçüncül konularda bir takım kamuoyunu veya işte alınan kararları tatmin edecek küçük yaptırımlarla bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Neticede Türkiye'nin kaybının çok kötü olacağını biliyorsunuz. Yani Merkel'den tutun Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde birçok çevrede bu açıkça söyledi. NATO'dan çıkarma konusunda mesela Yunanistan'ın çok ciddi bir baskısı var. Çünkü biliyorsunuz AB'yi nasıl bir şekilde araçsallaştırdıysa NATO'dan da böyle bir şekilde çıkartırsa Türkiye'ye karşı NATO'yu kullanma. Türkiye kendine veto hakkını kullanmadan bari çıkayım. Tabii. Diyecek. Yani bu anlamda gene uluslararası kurumların hala çok çok önemli olduğunu, Türk dış politikasında çok önemli bir yer taşıdığının altını çizmek isterim. Türkiye'de zaten diplomasisini bu anlamda çok başarılı bir şekilde kullanmakta. Çok teşekkür ediyoruz Zuhal Mert Uzuner. İyi akşamlar diliyoruz. Katkılarınız için tekrar teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Ay, İran'dan daha şenlikli bir yer değil mi Yunanistan? Tabii. Hiç olmazsa. Güzel espri yapmışlar. Güzel espri yapmışlar. Fena yakalamamışlar. Bir artistik yönleri var, var. Tabii Yunanları şey hakkını teslim edelim. Evet. Öbürleri de tabii şey ne denir? Yani daha farklı bir gelenek. Acem dansları, tabii, oyunları. Yani Yunanlar hep küçük düşünüyorlar gerçekten. Hani böyle doğrudan Türkiye'yi hedef alarak bir yere varabileceklerini düşünüyorlar. Hani Batı'nın hep arkalarında olacaklarını düşünüyorlar. Yani böyle kendi başlarına bir oyun kurma ama ne yapsınlar hissiyatları yani oluşmamış. Yani İran geleneği biraz daha farklı. Yani oyun kurma tabii hissiyatı bir geleneği olmuş ama onların işte tarihine bakıldığında bağımsızlıklarından tutun da bütün aslında toprak kazanımları işte Batı'nın arkasında durarak olmuş. Onun geliştirdiği bir refleks var ve yani biraz onunla da kendileri de dalga geçiyorlar. Yani belki de Avrupa'da anti-Amerikancılığın en yüksek olduğu ülkelerden evet biri de aynı zamanda Yunanistan. Yani bir yandan her zaman her durumda veya anti-Alman, yani Almanlardan da çok nefret ediyorlar özellikle bu ekonomik kriz bağlamında. Yani anti-Alman, Çipras da Avrupa'dan çok çekti. Tabii tabii. Geldiğinde, yani böyle şimdi bir bankaları bile rahat sirkülasyon içerisindeyken Yunan bankaları bir gecede
bloke edildi. Tabii yani bir yandan yani Batı'ya devamlı sırtlarını dayarken bir yandan da anti Amerikancılığın, anti Alman hissiyatın gerçekten çok yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de yani hatta Türkiye'de anti Amerikancılık biraz yüksektir ama yani Türkiye'ye neredeyse eşit yani. O açıdan ilginç bir kurguyla işte ilginç bir yapıydı. Uzun vakitleri var. Her öğleden sonra 2-3 saat insan dinlenebiliyorsa bir ülkede epey bir şey sarabilir. Evet Akın Bey. Şimdi sizden başlamak istiyorum. İkisi de çünkü sizin izlediğiniz iki ülke. Birisi Fransa, Talha Bey'in dediği gibi Yunanistan'ın arkasında bayraktarlık etti. Ermenistan'ın da arkasında. Ermenistan'ın da. Ermenistan ama şey zirvede yani Yunanistan'ın taleplerine nispetle demek istiyorum. Hı. Diğer tarafta İspanya. İspanya, o da İtalya. Karşı durdu. Evet. Evet. Ne diyeceksiniz AB zirvesindeki pozisyonlar için? Şimdi bir kere Yunanistan'ın geleneksel politikasına katılıyorum. Tabii Tarık Bey'in söylediği gibi sürekli arkasına daha güçlü ülkeleri alarak biz kendi sorunlarını o ülkelerle bizim aramızdaki sorunlar gibi. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında da İngilizler tarafından kullanılmışlardı. Kendi politikalarını o şekilde gerçekleştirmek istiyorlar. Ancak tabii ki şimdi 27'ler dediğimiz zaman 27'lerin tümünün Türkiye'ye karşı birleşmeleri imkansız. Mümkün değil. Yani bu bence başarıya ulaşacak bir politika değil. Dolayısıyla içinde işte Fransa, Almanya büyük ülkeler, Birleşik Krallık zaten Avrupa Birliği dışında, Amerika Birleşik Devletleri de öyle. Yani bu politikanın başarıya ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla tabii ki yani İspanya'nın niye bu şekilde davranmasını bekleyeceksiniz? İtalya'nın ne diye kendi ekonomik ilişkileri gelişmekte bu iki ülkenin de? Yani Fransa'ya bakmayın. Fransa'yı ayrı bir kefeye koymak lazım. Dolayısıyla bir Bulgaristan'la ilişkilerimiz çok iyi. Hatta Sırbistan'la iyi. Macaristan aynı şekilde. Polonya. Bütün bu ülkeler Yunanistan'ın arkasında nasıl duracak? Yani ben burada Fransa'nın rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Fransa tabii geçmiş tarihinden itibaren büyük devlet olmanın tekrardan canlanacağını düşünüyor. Yani tarihte büyük olmanın bu vesileyle canlanacağını düşünerek bu uzun bir dönem bizim Yunanistan'la ikili sorunlarımız oldu. Ege sorunları birdenbire ortaya çıkmış değil. Yani sadece bu hükümetle de ilgili değil. Ta ne zamandan? 60'lı yıllardan bu yana gelen bir Kıbrıs sorunu var. Yunanistan'la ilgili sorunlarımız var. Yani bir Erdoğan gitsin her şey düzelir gibi düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunu söylüyorum. Çünkü bugüne kadar kim iktidar olmuşsa olsun bu sorunlar devam etti. Yani bu pozisyonlar devam etti. Evet Türkiye biraz daha gelişmemişti. Daha kaynakları kısıtlıydı ama buna rağmen bu sorunlarda yani pozisyonunu korudu. Dolayısıyla bundan sonra da aynı şekilde olmak durumunda. Yani dolayısıyla ben bunu bir çözümsüzlük olarak görüyorum. Yani Fransa 3-4 konuda şu anda Türkiye'nin karşısında ki bu sadece Macron'un politikası değil onu da birazdan onu ayrıca sormak onu istiyorum. Ayrı ele alalım o zaman. Ben bu politikanın İspanya açısından belki söyleyebilirsiniz. İspanya açısından mesela benim bazen görüştüğüm kişiler oluyor büyükelçilikte. Ama yani şu Sevilla haritası mesela onun haksızlık olduğu dile getiriliyor mesela. Bana İspanya'da. Yani evet yani onu haksız gördükleri belli. Şimdi Fransa'ya bakıyorsunuz. Onlar Fransa'yı nasıl görüyor? Yunanistan ve Fransa'yı. Şimdi Fransa'yla ilgili bir şey duymadım ama Yunanistan'la özellikle bu harita konusunu da öyle söylüyorlar. Ama Fransa'ya bakıyorsunuz aynı konuda. Fransa diyor ki mesela ciddi olan gazeteler Le Monde'da bile ara sıra Yunan karasularında, sularında, karasuyu demeyeyim. Yunan sularında hala duruyor, pozisyonunu değiştirmedi. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin
beklediği şeyin gerçekleşmeyeceği belli. Yani şimdi Mart'a erteledi, oradan Temmuz'a erteler. Dönem başkanları değişir. Ama evet, bu arada Almanya'nın dönem başkanlığı bitiyor. Evet, bitiyor. Portekiz'in başlıyor. Yani sonuç itibariyle bunu erteliye erteliye de çözemeyecekler. Çünkü pozisyon şu: Türkiye Kıbrıs sorununda Fransa taraf oldu ve Avrupa Birliği'ni taraf ediyor. Etmeye çalışıyor tabii. Bir bütünlük yok ama diyor ki benimle sorunlarım var. Zaten Mitsotakis bir ara daha öncesinde ne demişti? Biz ikili sorunlarımızı Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunlara dönüştürdük diyor. Hı hı. Ama bu doğru bir şey değil. Bir hafta önce söyledi. Söylemişti. Dönüştüremedi. Ama şimdi ileri bir tarih. Orada olacak, gene dönüştüremeyecek. Dönüştürmesi mümkün değil. Yani çünkü pozisyon, Yunanistan'ın pozisyonunu Fransa açısından söylüyorum. Çünkü sıkı takip ettiğim için birebir arkasında duruyor. Yani hakikaten bizim Yunanistan'la mı sorunumuz var, Fransa'yla mı sorunumuz, aynı. Birebir. Birebir onun arkasında. Kıbrıs konusunda aynı. Oysa bu sorunlar ne zamandır devam ediyor. Yani böyle bir politika değişikliği var Fransa'da şu anda gördüğüm. Aynı şeyi tabii Ermenistan açısından da söyleyebiliriz. Ona belki ayrı mı bakacağız? Belki. Evet. Ama Yunanistan'ın bu politikasının yani 27'ler gibi 27 ülkeden bir araya gelmiş ülkelerle çözümlenmesi mümkün değil. Yunanistan çok sevinmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin bu katsa yaptırımlarına. Ama şunu kabul etmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceksek eğer, sonra ona da bekleyince zaman sonra ikisini birlikte ele alacağız zaten. Parantez olarak söyleyeyim. 1945 yılında değiliz. 60'ta da değiliz. 80'de de değiliz. Bugünkü ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pax Americana'yı dünyaya empoze etmesi mümkün değil. Kaybetmeye mahkum. Katsa yaptırımları. Ya katsa yaptırımları bu haydut devletin yaptırımları. Kendi iç hukukunu uluslararası alana yayıyor. Buna haydut devlet denir. Kendilerinin dediği rock state. Washington'da evet. Kılıç kanat bekliyor. Sizin bu yorumunuzun üzerinden rock state, tabii ki. Açılışı yapalım. İyi akşamlar Kılıç Bey. Sizde gerçi gün yeni başlıyor ama. İyi akşamlar. Şimdi Akın Özçer bir diplomat olarak buyurun söyleyin. Katsa yaptırımları için bir yorumda bulundu. Tam öyle bir açılış yaptık. Madem devam edelim. Kendi iç hukuk kurallarını uluslararası alanda empoze etmesini ben rock state'in davranışı olarak yorumladım. Doğru mu değil mi? Siz karar verin. Amerika ne diyor? Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Katsa yaptırımları dediğimiz yaptırımlar 2017'de uygulanan 2017'de yasalaşan bir yaptırım bu. Ve yaptırımın bir arka planına bakmak lazım. Bu yaptırım aslında İran ve Kuzey Kore için hazırlanan bir yaptırım. Aynı anda 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi, Avrupa'daki bazı referandum ve seçimlere Rusya'nın müdahalesi tartışıldığı için Senato'da olan başka bir yasa tasarısı var. Rusya'nın Avrasya'daki yıkıcı etkisini ortadan kaldırma yasası diyebileceğimiz bir yasa. Trump'a da Kongre bu konuda güvenmediği için, Rusya konusunda güvenmediği için iki yasa bir araya getirilir. Ve bu iki yasanın bir araya getirilmesinden sonra ortaya Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası diye yeni bir yasa ortaya çıkarılır. Ve bu yasanın geçişi şöyledir. Yasayı Trump imzalamayacağını, veto edeceğini söyler. Veto edeceğini söylemesine rağmen çok büyük bir çoğunlukla geçtiği için imzalamak zorunda kalır ama ciddi şerhler koyar. Şerhlerin bazıları da şudur. Yani bir, bu yürütmenin Amerika'daki anayasanın yürütmeye verdiği dış politikayı belirleme yetkisine açık bir müdahaledir. İkincisi, yani yaptırımın geldiği zaman olarak yeni gelen bir başkanın da diplomatik alanını daraltmaktadır. Ve bunun sonucunda yasa geçti meclisten 2017'de ve ilk hedef olarak Çin'de bir şirkete uygulandı. Daha sonra Türkiye'nin S-400 alımıyla birlikte yasa Türkiye'ye uygulanmak
uygulanması için kongrenin yoğun baskıları oldu. Birinci olarak şunu söyleyelim. Bu yasa eğer Amerika ile Rusya'nın arası kötü olmasaydı böyle bir yasa çıkmayacaktı. Yani Obama döneminde biliyorsunuz reset olduğu dönemlerde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri veya Türkiye'nin Rusya ile yaptığı enerji anlaşmaları pek de sorun olmuyordu. Dolayısıyla bunun bir yönü Amerika'nın dış politikası, bir yönü de Amerika'nın iç politikasını ilgilendiriyor. Şimdi yasa uygulanır mı, uygulanmaz mı, nasıl uygulanır, tam bu tanım tartışmaları devam ederken Kongre'ye 2021 bütçesinde ulusal savunma bütçesi, aslında bu ulusal yetkilendirme bütçesi olarak biliniyor, güvenlik yetkilendirme bütçesi, bu bütçenin içine bir madde konuldu ve bu maddeye göre Türkiye'ye 30 gün içerisinde katsa yaptırımlarının uygulanması istendi. Ve muhtemelen Trump da kongrenin bir şeyi ikinci kez kendisine empoze etmesini istemediği ve Pompeo'nun da baskıları sebebiyle yasayı, yaptırımı uyguladı. Şimdi peki bu yaptırım ne anlama gelecek? Bir, bu yaptırım Türkiye için ne anlama gelecek, buna bakalım. İlk olarak şunu söyleyelim. Savunma sanayindeki problemler Türk-Amerikan ilişkilerinin hiç bitmeyen bir diş ağrısıdır. Zaman zaman sürekli olarak devam eder bu ağrı, kendini hissettirir ama zaman zaman kronikleşir. Bakın Johnson mektubu dediğimiz Amerika-Türkiye ilişkilerinin krizinin başladığı, yani ilk önemli krizinde en önemli madde neydi? Amerika'nın verdiği silahların Amerika'nın izni olmadan Kıbrıs'ta kullanılamaması meselesi. Bundan sonra ne oldu? Türkiye kendi savunma sanayini oluşturmaya başladı ve 1970'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapabilmemizin asıl sebeplerinden biri aslında bu 64'teki bu Johnson mektubundan sonra savunma sanayimizin tam tutanmasıydı. Bundan sonra bir silah ambargosu geldi biliyorsunuz. Yine kongreden aynı bunun gibi bir yasa. Yine yürütme uygulamak istemiyor. Yine yasama bastırıyor. Etnik lobilerin etkisi, Yunan lobisinin, Rum lobisinin etkisi sonucu bir yasa uygulandı. Türkiye'ye ambargo uygulandı. Ve bundan sonra da Türkiye yeni bir atılım yaptı. Türkiye savunma sanayindeki kaynak ülkeleri çeşitlendirmeye başladı. Soğuk Savaş bitince bu mesele bitmedi. 1990'larda biliyorsunuz bize kullanılmış 3 fırkateyn vermek için bayağı bir uğraştılar. Kongre veto etti, kongre bloke etti. Daha sonra 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı'nın çok kullandığı hani kötü komşu ev sahibi yapar, insanı ev sahibi yapar argümanıyla bize Reaper drone'ları vermediler. Biz Washington'da biliyoruz gelen üst düzey heyetler Amerika'dan 3 tane drone almak için bayağı bir uğraştı. Ama bunun 10 sene sonrasında Türkiye kendi İHA SİHA'larını üretmeye başladı. Şimdi hava savunma sistemleriyle de ilgili aynı şeyler oluyor. İşte Patriot'larda sorunlar çıktı. Patriot'a lisansı ancak S-400'leri aldıktan sonra verdiler. Ondan sonra da ona şart olarak S-400'leri almamamızı koydular. Dolayısıyla muhtemelen bu yasayla da ilgili bir 20 sene sonra biz şöyle bir şey okuracağız belki de. İşte katsa yaptırımları uygulandı. İşte bu savunma sanayini kamçıladı. Türkiye kendi hava savunma sistemini elde etti. Bu birinci yönü. İkinci yönü şu. Türk-Amerikan ilişkilerinde bu kriz önemli bir kriz. Yani evet Türk savunma sanayini kamçılayacak ama kısa dönemde sıkıntılar da yaratacak bir mesele bu. Zaten hani uygulanmaya başlayan bazı adı konulmamış ambargolar var Türkiye'ye. Sadece Amerika'dan değil Avrupa'dan da var bu ambargolar silah meselesinde, savunma sanayinde. Bu yeni bir krizin kapısını açıyor. Bir güven bunalımı da oluşturuyor. Üçüncü de asıl en önemlisi Amerika'nın müttefikleri Amerika'nın bu yaptıklarını yani diğer müttefikleri heyecanla izliyorlar. Şimdi Amerika diye bir ülke var. İşte diplomatik mekanizmaları kullanmıyor. Diplomatik mekanizmaları kullanmıyor dediğimiz şu. S-400 krizinin çözülmesi için Türkiye ilk noktadan itibaren aslında diplomasinin tüm tüm enstrümanlarını kullanmaya çalıştı. Hatırlarsanız S-400 ile ilgili ilk sorun neydi? NATO sistemleriyle entegre olamayacağıydı. Türkiye'de bu evet biz entegre etmeyiz o zaman dedi. Bir sessizlik oldu. İkinci bir itiraz geldi. Patriot'ları neden almıyorsunuz denildi. Türkiye dedi ki Patriot'ları da alalım o zaman.
Ondan sonra da bir sessizlik oldu. Bu sefer de dediler ki F-35'lerle sistemin bir problemi var. Türkiye dedi ki evet teknik heyet kuralım, bu sorunu çözelim. Ondan sonra da bir sessizlik oldu ama dedi katsa yaptırımlarını uygulamak zorundayız. Şimdi bir tarafta çözümü isteyen bir müttefik, bir tarafta çözümü istemeyen, sürekli tüm dış politika sorunlarını bir yaptırımla çözmek isteyen bir Amerika var. İşte İran'la bir kriz var, yaptırım uygulayalım. Rusya'yla bir kriz var, yaptırım uygulayalım. İşte Avrupa'ya bir kriz yaşanıyor ticarette, yaptırım uygulayalım. E şimdi Türkiye ile de yaptırım uygulayalım. Şimdi bütün müttefikler de bunu izliyor. Amerika bir müttefikiyle ilişkilerini bu düşürebilecek, yani müttefikine yaptırım uygulayabilecek bir ülke haline geliyor. Bu da tabii Amerikan dış politikasının geleceği için oldukça karanlık bir tablo ortaya koyuyor. Bütün müttefikler şu an Türkiye'yi yapılanı izlemiyor mu? Bütün müttefikler bunların bir gün kendi başlarına da gelebileceğine, Amerikan dış politikasındaki bu öngörülemezliğin, bu belirsizliğin uzun vadede kendilerini de sıkıştıracağını düşünüyor bir noktada. Evet. Peki şimdi bundan sonra sına dair Trump dönemi, peşinden Biden gelecek. Bu yaptırımlar nasıl şekillenir? Bir de Trump'ın bir açıklaması oldu. Çin'i daha da kuvvetlendirir bu yaptırımlar diye. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu geçiş nasıl olur? Trump ne yapar? Biden ne yapar? Şimdi bir taraftan Trump'ın da tabii Kongre'nin çoğunluğunun bundan yana olduğunu unutmayalım. Şimdi 3 soru var burada. Birincisi Kongre'ye değinelim. Kongre'nin dış politikaya etkisi oldukça, ya şöyledir, Amerika'da bir paterndir aslında dış politikada. Yürütmeye kamuoyu güveninin düştüğü noktalarda bir şekilde Kongre dış politikada daha aktif olur. İşte Vietnam Savaşı'ndan sonra da öyle olmuştu. Irak Savaşı'ndan sonra da öyle oldu. Şu an Trump'a olan güvensizlikten dolayı da dış politikada Kongre'nin çok fazla aktif olduğunu görüyoruz. Ancak bu taktiksel bazı manevralar yapmasını sağlarken Amerika'ya stratejik olarak da ciddi sorunlar yaratıyor. İşte müttefiklerle arasını bozuyor, kısa vadeli, son derece reflektif, bir şekilde reaktif, refleksif dış politika hamleleri yapmak zorunda kalıyor Kongre. Şimdi Kongre'de şöyle bir durum var. Temsilciler Meclisi hala demokratların elinde olacak. Senato'nun ne olacağını ocağın ilk haftası göreceğiz ve ocağın ilk haftasındaki sonuçlardan, Georgia'daki seçimlerden sonra belli olacak. Ve Kongre dış politikada Trump'a olan, yani yürütmeye olan güvensizliğini bir şekilde devam ettirecek. Ondan sonra Biden geldiğinde ne olacak? Biden geldiğinde de eğer Senato Cumhuriyetçilerin elinde kalırsa bu şunu oluşturacak. Hani divided government dedikleri burada, bölünmüş bir hükümet olacak. Yer yer dış politikada Senato bu sefer müdahale etmeye başlayacak yürütmeye. Dolayısıyla Kongre'nin bu krizi devam edecek. İkincisi Çin'le ilgili açıklaması Trump'ın. Şimdi Çin'i şöyle görmek lazım dış politikada, Amerikan dış politikasında. 1992'de Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana belki de Amerika'nın tüm kurum ve kurumlarının, yani Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, istihbaratın ve Kongre'nin bir şekilde mutabık olduğu tehdit algısı Çin üzerine. Dolayısıyla başkanın Trump veya Biden olması bunu değiştirmeyecekti. Şimdi Biden olduğunda da ton değişecek muhtemelen. Çin'le ilgili daha sakin, gizli bir diplomasi götürülecek. Twitter'dan Çin tehdit edilmeyecek veya Çin'le ilgili bir açıklama yapılmayacak. Ama bu gerginlik devam edecek mi? Bu gerginlik devam edecek. Çünkü Çin artık Amerika için bir istihbari tehdit, bir askeri tehdit, bir jeopolitik tehdit ve bir ekonomik tehdit. Ve bu dört tehdidi aynı anda sağlayan hiçbir ülke olmamıştı şimdiye kadar. Evet, Rusya bir istihbari tehditti ama Rusya bir ekonomik tehdit olarak görülmüyordu. Evet, bazı askeri tehditler de vardı ama hiçbiri bir ekonomik tehdit, bir istihbari tehdit olarak görülmüyordu. Şimdi ciddi anlamda Çin'le ilgili Amerika, hani Obama'dan başlayan Asya pivotu dediğimiz politikaya önümüzdeki dönemde devam edecek. Dolayısıyla Biden döneminde de Çin-Amerika ilişkilerinde belirli bir gerginlik göreceğiz. Üçüncüsü, Biden gelince katsa yaptırımları ne olacak? Tabii şimdi uygulanmaya başlayacağı için Biden elinde bir dış politika krizi daha bulacak. Ama şöyle düşünelim. Biden giderken elinde birkaç dış politika krizi vardı Türkiye ile.
YPG'nin silahlandırılmasına Biden döneminde başladı. Yani Biden başkan yardımcısı iken başladı. Ve o kadro, o kilit kadronun birçok ismi şu an yine Beyaz Saray'da. 15 Temmuz sonrası, darbe girişimi sonrası yaşanan kriz o dönemde başlayan bir krizdi. Bir güven bunalımı, hatta bu 17-25 Aralık'tan sonra başlayan güven bunalımı o dönemde başlayan bir güven bunalımıydı. Şimdi bu bunların üzerine kucağında Biden, çünkü o krizler çözülmedi. O krizler aynı şekilde Trump döneminde de devam etti. Bir şekilde Covid sebebiyle hatta biraz uyuttuk o krizleri. Onun üzerine bir Doğu Akdeniz krizi, bir Katsa krizini de şu an kucağında bulacak Biden. Şimdi Biden Türkiye ile ilişkileri nereye götürecek? Bir NATO meselesi burada çok ciddi. Biden ve dış politika ve ulusal güvenlik ekibi NATO'ya çok önem veriyor. Ve Rusya'yı öncelikli tehditler arasında görüyor. Dolayısıyla Türkiye ile burada ilişkileri tamamen bozmak veya Türkiye'yi tırnak içerisinde cezalandırmaya çalışmak Amerika'nın çıkarları içinde olan mesele değil. Çünkü Blinken en son mülakatında Türkiye ile ilgili sorulan soruya şöyle bir cevap verdi. Evet, çok ciddi problemlerimiz var ama beraber çalışmamız lazım dedi. Çünkü Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'e nereye gidersek dedi, karşımızda Türkiye oluyor. Yani karşımızda dediği karşıtlık anlamında değil ama Türkiye'nin oradaki varlığı hissediliyor bir jeopolitik güç olarak. Dolayısıyla o bölgede bir şey yapmak istiyorsak Türkiye ile çalışmak istiyoruz dedi. Şimdi bundan sonra diplomasinin hani yaptırımları bir kenara koyup bakacağız, Biden diplomasiyi etkili kullanıp hani Amerikan diplomasisini yeniden canlandırıp Türkiye'de bir güven tesis edebilecek mi? Kongre'nin etkisi burada çok önemli. Washington eliti arasındaki, dış politika eliti arasındaki Türkiye karşıtlığıyla mücadele etmesi çok önemli. Ve savunma sanayindeki bu gerginlik, bu krizi çözmesi çok önemli. Bunun haricinde muhtemelen onlar da Türk-Rus ilişkilerindeki heterojen yapıyı az çok görebiliyorlardır. Yani Kırım'da her ne kadar Washington'dan bazıları baktığında Türkiye ile Rusya'yı aynı çerçevede görse de Astana süreci yüzünden, Ukrayna'da Rusya ile karşılıklı pozisyonlarımızı, Libya'da Rusya ile karşılıklı pozisyonlarımızı, hatta şu an Karabağ'da tam belli olmayan durumu az çok gördükleri için muhtemelen daha dikkatli bir dış politika izlemek isteyeceklerdir. Eğer Türkiye ile ilişkilerini bir noktada iyileştirmek isterlerse. Tabii burada iyi niyet çok önemli. Bir parça daha açmak için küçük bir soru sormak istiyorum Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri dahilinde. Şimdi siz de izah ettiniz silah alım satımlarında. Bize S-400'e iten aslında Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve bir süredir sanki yani eski işte NATO müttefiği, çok güçlü ordusu olan, yani bununla tanımlanan Türkiye ve Rusya'ya yakınlaşması halinde Batı için risk oluşturduğu düşünülen Türkiye, yani bu tanımlar hep Batı'da yaygın olduğu için, bizim de bizde de kullanıldığı için söylüyorum. Uzun süredir sanki Türkiye'yi Rusya'ya iter gibiydi. Trump döneminde bunu iyice gördük. Şimdi Biden bir taraftan diyorsunuz ki yani müttefiklerimle iyi ilişkiler kuracağım, yeniden dönüyorum diyor Biden. Onun içerisinde Türkiye'yi insan pek aklına getirmiyor. Daha ziyade Avrupa'yı getiriyor ama Rusya madem ki tehdit, Türkiye'ye bakışları, siz de o bölgeyi de hatırlattınız ama bunun üzerinden nasıl düşünülebilir? Bunun bir önemi var mı? Ve dediğim gibi tenakuz değil mi? Yani bir yandan itekliyor, itiyor çok uzun süredir. Bir taraftan da bir Rusya tehdidi olduğunu görüyoruz. Amerika. Şimdi şöyle söyleyeyim ben, kusura bakmayın, kısa hani zamanınızı alacağım ama bir iki dakikada cevap vermeye çalışacağım buna. Şimdi Rusya, daha önce Sovyetler Birliği ve Rusya Türk-Amerikan ilişkilerinde her zaman bir vektör olmuştur. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik olarak gelişmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler tehdidi üzerine kurulmuştur. Ve aslında şimdi hani böyle genç arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız bu konuda araştırma yapmak isterse 1960-70'lere ait Amerika'nın dış politika, bazı dış politika belgeleri, yazışmaları, istihbari raporları online olarak açıldı. Görebilirler,
1960'larda 70'lerde çok enteresan raporlar var mesela. Türk sürekli olarak Türk-Rus yakınlaşması Amerika tarafından belirli bir kaygıyla izleniyor. Hatta hani 27 Mayıs'ın bir şeyinin sebebinin de o olduğu yorumlanır. Evet, yani hani Menderes şeye gidecekti, Sovyetlere gidecekti. Sovyetlere gitmeden hemen önce oldu darbe gibi. O konuda da bazı spekülasyonlar var ama 60'larda 70'lerde işte Türk-Rus yakınlaşması, özellikle hani aralarında Seydişehir Alüminyum'un da olduğu bazı fabrikalara ağır sanayi hamlesine Sovyetler Birliği'nin yatırım yapması Türkiye'de, Amerika'da sürekli olarak hani böyle kaygıyla izlenen, kuşkuyla izlenen bir durum olarak varlığını sürdürdü. Bu 1990'larda bir ara kayboldu ama 2000'lerde yeni bir kavramla, hani eksen kayması kavramıyla ortaya çıktı. Hani Türkiye ile işte Başkanı Erdoğan'ın Putin arasındaki her görüşme, ya bunlar çok da samimiler. İşte yapılan Türk-Rusya arasındaki tüm anlaşmalar, ya işte bunlar daha da samimi oluyorlar. Böyle bir kuşku, böyle bir kaygı, bu sürekli oldu. Aslında işte Astana sürecine bakışı Amerika'nın, Katsa'ya bakışı da bu aynı bakışın devamı. Bir şekilde hani Türkiye acaba ekseni kayıyor mu, Türkiye'nin kaygısı. Şunu anlamıyorlar, Türkiye'nin, hani biraz önce söyledim, hani Rusya ile ilişkilerde de heterojenlik var. Yani Rusya ile biz her konuda güllük gülistanlık değiliz. Burada Türkiye'nin aradığı aslında daha otonomi, yani daha otonom bir dış politika, daha bağımsız bir dış politika. Ve bu hiç de hani böyle üçüncü dünyacı, milliyetçi bir durum değil. Geçen hafta Borrell'in yazdığı bir öneri var, evet. Şeyden, Avrupa Birliği'nden Amerika'ya, ve o önerinin dördüncü maddesi, hani ilk üç maddesi teknoloji, Covid'le mücadele, iklim değişikliğinde işbirliği yapalım. Peki dördüncü maddesine dış politika. Ama orada dış politikada ne diyor Borrell? Diyor ki Avrupa Birliği otonom bir aktör olarak, otonom bir dış politika aktör olarak varlık göstermek istiyor. Ve bu boşluğu dedi yine Borrell, Suriye'de ve Libya'da Türkiye doldurdu dedi. Evet, yani Amerika ile de bu işi koordine yapalım diyor. Yani şöyle, devletler arası ilişkilerde bazı gelişmeler oluyor ve soğuk savaş penceresinden işte Türkiye Rusya'ya mı kayıyor, işte Türkiye İran'a mı kayıyor, Türkiye Doğu'ya mı kayıyor diye bakıldığında, bu ne Türkiye'nin tam anlaşılabildiğini ne de Amerika'nın bölgeyi tam olarak okuyabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla ciddi bir sorunlu bir durum. Onun için yani şimdi Washington'daki tüm toplantılarda işte Putin'le Erdoğan bu sene 20 kez konuştu. O zaman Türkiye çok mu Rusya taraftarı oldu gibi bazı şeyler, bazı tartışmalar yaşanıyor. Şimdi büyük bir ekonomik hacim var. Ciddi aynı bölgeyi ilgilendiren meseleler var. Enerji işbirliği var. Bunların hepsinin oluşturduğu kompleks bir ilişki var. Yani neredeyse birbirine yavaş yavaş ekonomik olarak daha entegre olmaya başlamış. Enerjisi, ticareti, turizmiyle entegre olmaya başlamış iki ülke var. Stratejik sorunlar da yaşıyorlar. Şimdi Amerika'nın bundan sonra yapması gereken aslında acaba Türkiye oraya mı kayıyor, buraya mı kayıyordan ziyade mevcut güven bunalımını ortadan kaldırıp mevcut ilişkilerin çeşitlenmesini sağlamak. Yani Rus-Türk ilişkilerinde bakın ciddi krizler yaşandı ama ilişkilerin en büyük emniyet sübaplarından biri iki ülke arasındaki, evet, ticaret harcı. Dolayısıyla şimdi son 4 senedir Trump'la Erdoğan arasındaki tüm görüşmelerde bahsi geçen bir 100 milyar dolar ticaret hacmi meselesi var. Ve bu ticaret hacmi meselesi çok önemli aslında. Çünkü bu da bizim Amerika ile ilişkilerimizde bir emniyet sübabı olacak. Bir istikrarlaştırıcı, bir manivela olacak yaşanan krizlerde. Çok 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 teşekkür ediyoruz Kılıç Bey. Gerçekten istifade ettik, verdiğiniz hem tarihi perspektifiyle verdiniz hem bugünü verdiniz. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Evet. İyi yayınlar. Şimdi küçük bir araya gidiyoruz. Evet, küçük bir ara, dönüşte eski kıta yeni kıta, evet, bu yaptırımları bir arada değerlendireceğiz stüdyodaki konuklarımızla. Birazdan buradayız. İbrahim Bey, sizdeydik. Şimdi asker olarak
Siz bu yaptırımlara bakınca ne görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafında, madem savunmayı doğrudan ilgilendirdiği gözleniyor? Savunmayı hedef aldılar daha doğrusu. Şimdi şu S-400 meselesini aslında en yalın haliyle ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Ondan sonra o konuya geleyim istiyorum. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada İran'ın füzeleri var. Rusya'nın füzeleri var. Ermenistan'da İskender füzeleri var. Yunanistan'da füzeler var. Suriye'de var. Saddam zamanında Irak'ta da vardı. Hava savunma sistemleri de var. Özellikle Doğu Akdeniz'in böyle ısınmasıyla birlikte ve Türkiye'ye karşı da bazı mütecaviz hareketler karşısında Türkiye bir çözüm bulmak zorundaydı. Bizim alçak irtifa hava savunma sistemimiz Amerika'dan aldığımız füzeler var. 4,5 kilometre Stinger füzeleri var. Ki onların kullanımını bile çok denetliyorlar. Orta irtifa yok. Yüksek irtifayı da uçaklarımızda sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu yetmiyor. Türkiye'nin hem alçak irtifa, hem orta irtifa, hem de yüksek irtifa hava savunma sistemine ihtiyacı var. Amerika'ya dediği açıkçası şu: 1949'dan itibaren biz seninle yola gidiyoruz. 49'u özellikle söylüyorum çünkü İncirlik'le ilgili anlaşma 49'da yapıldı ve İncirlik Amerikan Mühendisler Kol Ordusu tarafından kuruldu oraya. Ondan sonra da NATO'ya girdik. Amerika ile adeta bir nikah yapıldı. Yani bir anlaşmamız oldu. Bu anlaşma çerçevesinde biz silahlarımızı hep Amerika'dan aldık. Amerikan eğitim sistemini, ordu eğitim sistemini aldık. Birçok yönüyle Amerika ile böyle çok ayrılamaz bir ilişki geliştirildi. Fakat burada Amerika Türkiye'ye karşı hep böyle buyruk veren, buyuran pozisyonunda oldu. Türkiye ise hep buyruk alan oldu. Zaman zaman işte Kıbrıs'ta konu geçmişti. Kıbrıs'ta biz oradaki soydaşlarımıza karşı yapılan o EOKcıların katliamlarına dur demek istedik. Ama Amerika bize buna müsaade etmedi. Çünkü biz savunma sistemimizi, savunmamızı tamamen Amerikan silahlarına bağlamıştık. Kendi silah fabrikalarımızı, uçak fabrikalarımızı kapattık. Amerika'nın vereceği, ki çoğu da kullanılmış, silahlara bel bağladık. Ama Kıbrıs'ta bizi böyle ayna gibi koydular ortada. Kullanamazsınız onları dediler. Arkasından günümüze geldiğimizde de baktık ki gerçekten de bizim kullandığımız, işte o Kıbrıs zamanındaki kullandığımız sadece uçaklar değil, inanın telsizlerimiz vardı. ANPRC diye bir telsiz, bebek gibi bir telsizdi. Yani tek elinize taşımanız mümkün diye böyle kucağınızda tutarsanız bebek gibi onu kullanırsınız. Bunlar hep Amerikan eski telsizleriydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski püskü araçlarını bize verdiler. 1987'de Yunanistan'da bir gerilim yaşadığımızda kullandığımız kamyonlardan bir tanesinin adı Ördek Doç'tu. Bu Ördek Doç, Amerikan 2. Dünya filmlerinde gördüğümüz şimdiki kamyonet gibi bir şey. Ve elimizde bir onlar var, bir de Amerikan Revo'ları var. Bir de Alman Unimog'ları var. Ama kendi milli araçlarımız yok. Hatta Amerikalılar, yani bu bir şehir efsanesi olsun. Amerika o ördek doçları müzeye koymak için bizden talep ettiğini söylerlerdi o zamanlar. Biz savunma sanayimizde... O kadar atıl. Hem atıl hem de... Müzelik. Müzelik. Fakat biz bununla savaşa gideceğiz. Yani o kadar çok Amerika'ya teslim olmuşuz ki kendimiz dahi üretmiyoruz. Nihayetinde bir Tuzla tipi jip, Tuzla'da jip fabrikası kuruldu da kendi jiplerimizi üretmeye başladık. Ondan önce yine Amerikan jiplerini kullanıyorduk. Şimdi Türkiye
Bu S-400'e geldiğinde mevcut şartlar bizi alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa hava savunma sistemi temin etmek zorunda bıraktık. Biz yine her zaman olduğu gibi ördek doçu nasıl Amerika'dan aldıksa Amerika'ya dedik ki bizim ihtiyacımız var. Böyle bir savunma sistemine ihtiyacımız var. Sen parayla satıyorsun. Teröristlere parasız da veriyorsun üstelik. Biz parasını verelim. Bize bu Patriot bataryalarından sat. Ama maalesef vermedi. Kongreyi bahane ettiler. Mesela Patriot'lar istedik biz Amerika'dan. Silahlı insansız hava araçlarını, Predator'ları, onları da vermediler. Çevremizdeki ülkelerden bazıları alırken bize vermediler. Parasıyla istememize rağmen vermediler. Türkiye o zaman sıkışmış iyice. Yani çevremizde Yunanistan var. Suriye ile gerilim yaşıyoruz. Doğu Akdeniz ısınmış. Bizim burada bir savunma sistemi kurmak zorunda olduğumuz gün gibi aşikar. Türkiye o zaman Amerika'dan istedi, vermedi. O zaman Türkiye ne yapacaktı? Ya kendisi üretecekti veya hazır olarak dışarıdan satın alma yoluna gidecekti. İşte o zaman en iyi sistem olarak da o günkü şartlarda Rusların da S-400'leri vardı. S-400'leri Rusya aslında çok yeni nesil bir hava savunma sistemi vermeyebilirdi. Fakat o kendi hesaplarına göre böyle bir şeyi yaptı ve Türkiye ile anlaşma yoluna gitti ve verdi. Şimdi Amerika tam burada şöyle bir davranış sergiliyor. Biraz evvel Akın hocamızın dediği gibi haydut devlet anlayışını sergiliyor. Şimdi Nasrettin Hoca'nın evine hırsız gelir, tıkırtılar duyan oğlu koşar, hırsızı yakalar. Babası sesi duyunca, oğlum ne var bu ses ne? Baba diyor, hırsızı yakaladım. Tamam diyor, al yukarı getir. Baba gelmiyor diyor. Tamam bırak gitsin diyor. Gitmiyor. Yani şimdi ne yapsın Türkiye? Nasrettin Hoca ne yapsın? Türkiye ne yapsın? Burada Türkiye'nin artık bir çözümü bulması lazım. Ama Amerika diyor ki, senin ihtiyacın varsa karşılamam diyor. Parayla da satmam, başkasından da aldırtmam. Şimdi Türkiye... Başkasından alırsan da... Başkasından alırsan da yaptırım uygularım. Yani böyle köşeye sıkıştırmış durumda Türkiye'yi. Ama Türkiye'de onların kafalarında kalmış olan Soğuk Savaş döneminin Türkiye'si değil. Yani o buyurgan halini Türkiye'ye karşı yine uygulamaya çalıştılar. Ama Türkiye hayır dedi, ben kendi ihtiyacım, zaruri ihtiyacımı almak zorundayım. Talha Bey, şimdi tam İbrahim Bey'in söylediği gibi yani bir taraftan izin vermiyor, bir taraftan başka taraftan da alamazsın derken Türkiye'yi nasıl görüyordu Amerika Birleşik Devletleri bu nevi silahlanmasına müsaade etmiyor? Yani bu S-400'e iten süreç. Şimdi tabii Amerika'nın ben Türkiye'yi anlamadığını düşünmüyorum. Veya hani... Kendi nasıl bakıyor? Demin Kılıç'ın bahsettiği ortada anlamama gibi bir durum yok. Türkiye'yi gayet iyi anlıyor. Ne yapmak istediğinin farkında ve tam da bunu engellemeye çalışıyor. Hı. Yani Türkiye evet. Artık müstakil kendi çıkarları doğrultusunda hareket isteyen bir aktör. Bunu da kendi sınırları ötesinde etki oluşturacak şekilde genişletiyor. Doğu Akdeniz'de genişletiyor. Kendi çıkarlarını, yani sadece başkalarının kimse, işte Libya'da bir aktör oluyor. Suriye'de bir aktör haline geliyor. Irak'ta bir aktör haline geliyor. İşte Karabağ'da bir aktör haline geliyor. Hatta Karadeniz'de de etkili olmaya çalışıyor. Amerika bunu çok iyi bir şekilde görüyor. Yani ortada anlaşılmazlık falan yok. Türkiye'nin bu genişlemesine, Türkiye'nin bu etki üretmesine, gücünü farklı alanlara yansıtmasının önüne geçmeye çalışıyor. Ve burada tercih ederek Türkiye'nin düşmanlarına destek veriyor. Ve Türkiye'nin nedir kapasitesini Amerika, azaltmaya çalışıyor. Yani Türkiye şimdi yani bir taraftan da aramızda okyanus var, bir kıta evet. var. Amerika Birleşik Devletleri açısından o Türkiye için çizdiği elbise ne açıdan zorlanıyor? Burada bölgesel bir güç olmasını, süper güç olmasını istemiyor. Yani Türkiye bir süper güç değil dünya çapında ama bölgesel bir süper güç olma yoluna gidiyor. Yani bunu ekonomisiyle, teknolojisiyle, bölgedeki diplomatik etkinliğiyle
ekonomik etkinliğiyle üretebilir hale geldi Türkiye. Ve bunun da sinyallerini verdi. Dolayısıyla Amerika'nın yapmak istediği şey Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaktan alıkoymak, bölgesel bir süper güç olmaktan alıkoymak, potansiyelini düşürmek, kontrol etmek ve Türkiye'nin düşmanlarını güçlendirmek. Mesela Suriye'de bilinçli olarak bizzat, yani Amerika Suriye'de kimi desteklese güçlü olurdu. Bizzat Türkiye'yi tehdit ettiğini bildiği halde ve Türkiye'yi tehdit ettiği için PYD'yi destekledi. Şimdi Doğu Akdeniz krizinden bahsediyoruz. Mesela Dede Ağaç'ta bir Yunanistan'da Amerikan üssü. Veya mesela Mısır'la Yunanistan yıllardır konuşuyorlardı. Pompei'ye gitti, ikisini de tehdit ederek, yani özellikle Yunan tarafını, Mısır'la Yunanistan anlaştırdı. Yani tam da biz aslında Almanya'nın arabuluculuğuyla bir sorun çözmeye yola çalışırken girerken. Amerika gitti, orayı bozdu, doğrudan Türkiye'yi tehdit ettirtti. Bir yandan yani Türkiye'nin düşmanı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satıyor. Dolayısıyla Amerika çok bilinçli, net bir şekilde bir kere Türkiye'nin alanını daraltmaya çalışıyor. Mesela Libya'da tamam Trablus'u kurtarabilirsiniz diyor ama Trablus'un dışına adım attığında bu sefer Rusya ile işbirliği yapıyor. Yani Amerika tamam, hani Türkiye ile Amerika ilişkileri böyle çok şeymiş gibi görünüyor. Hani sanki Türkiye'nin Libya'daki operasyonları izin veriyor. Hayır. Sirte'ye gittiğinde Türkiye'yi dengelemeye çalışıyor. Suriye'ye gittiğinde Türkiye'yi önünü kesmeye çalışıyor. Yani Irak'ta mesela uzun yıllar Türkiye'nin bu Iraklı Süllileri bir araya getirme projesini destek vermedi. İran'dan yana tavır gösterdi. Yani Maliki'yi destekleyen ilk başta Amerika'dır. En son yani yine istikrar oluşturma çabaları var Türkiye'nin. Bunları da desteklemeye. Dolayısıyla çok net ve bilinçli bir şekilde Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan, Türkiye'nin bölgedeki etki alanını daraltmaya çalışan, Türkiye'yi sadece tehdit etmeyen, aynı zamanda Türkiye'nin düşmanlarını da destekleyen bir Amerika var. Tabloyu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Ortada anlaşmazlık, yani taraflar birbirini anlamıyor falan. Hayır, taraflar birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Ben de tam onu kastederek sordum zaten. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum yine aynı mimaride. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni, bu söylediğiniz Türkiye, daha doğrusu bölgedeki bölgedeki hangi menfaatlerini Amerika'nın ya da stratejisini tehdit etmiş oluyor bölgede daha güçlü bir Türkiye? Yani Amerika bölgeyi... Ya da hepsi, yani bu bölgedeki bütün ülkeler aslında nüfuzu olmayan ve... Bu tabii Türkiye'ye has bir şey değil. Yani İran'ın da bölgesel süper güç olmasını istemiyor. Mısır'ın da bölgesel süper güç olmasını istemiyor. Türkiye'nin de. Ama Türkiye kendisinin müttefiki, yani Türkiye'nin burada farklı bir durumu var. Yani diğerleri hadi karşı tarafa koyuyorsun ama Türkiye senin müttefikin. Yani Türkiye'nin de bölgesel bir süper güç olmasını istemiyor. İşin özü bu. İsrail yani açısından Amerika İsrail diye düşünürsün. Ya tabii ki Amerika'nın bölgedeki temel oradaki kaygısı, özellikle Trump döneminde özellikle, yani bu süper güç olmama isteği zaten İsrail'den kaynaklanıyor. Yani mesela F-35 meselesi S-400'e kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Tamamen İsrail lobisinin Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek istememesinden kaynaklanan bir şeydir. Yani bununla alakalı bir sürü yazı da yazıldı, tartışılıyordu. Yani bu S-400'de F-35'in yan yana getirilmesi, böyle hani bir bahane bulacaklardı F-35'leri vermemek için. Onu oraya getirdiler. Açık konuşmak gerekirse bunun arkasında İsrail lobisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkileri vardır. Dolayısıyla veya diğer Doğu Akdeniz'de bu sefer yine İsrail ve Yunanistan üzerinden baskı kurdu. Dolayısıyla Amerika burada tercih ederek Türkiye'nin alanını daraltmaya çalışıyor ki, ama düşman edinmek için de değil aslında. Yani eskiden olduğu gibi Türkiye'nin ordusunu, Türkiye'nin jeopolitik imkanlarını kullanmak istiyor. Türkiye artık eskisi gibi rahat kullandırtmıyor. Yani bunun maliyeti var ve kendi otonom alanını da genişletmek istiyor. O yüzden eskisi gibi rahat kullanamadığı için, işte ajanlarını burada eskisi gibi rahat hareket ettiremediği için, işte bizim jeopolitik imkanlarımızı eskisi kadar kolay kullanamadığı için, işte her türlü döküntü silahını eskisi gibi satamadığı için bunlar rahatsızlık duyuyor. Yani Suriye'ye Türk ordusunu sokmak istedi. Irak'a Türk ordusunu sokmak istedi. Yani Irak işgalinde de, Suriye savaşında da. Türkiye burada otonom davranınca Türkiye'yi cezalandırmak istedi. Ama en nihayetinde bakıldığında, aslına bakarsanız Türkiye'nin adım attığı her alan Amerika'nın da bir açıdan işine yarıyor. Yani işte Ukrayna'da, yani aslında Amerika'nın işine yarıyor. Suriye'de biz İran ve Rusya'yı dengeliyoruz. Doğu Akdeniz'de bir şekilde orada dengeleyici bir güçüz. Dolayısıyla her ne kadar aslında Türkiye'nin alan genişletmesi bir ölçüde Amerika'nın işine yarasa da, Amerika
Türkiye'nin bir şekilde düşmanlarını desteklemeyi tercih ediyor ve bunu bir politika haline getirmiş durumda ve son derece bilinçli yapıyor. Yani ortada bir anlaşmazlık falan yok yani. Bu devlet politikası. Yani Trump bunu değiştirmek istedi, o da yapamadı. Muhtemelen Biden da yani Türkiye'yi kontrol edilebilir, çerçeveye sokulabilir bir ülke olarak görmek istiyor. Yani Rusya'dan daha mı büyük tehdit Amerika Hayır. Birleşik Devletleri için Türkiye? Rusya'dan daha büyük Madem bir tehdit. Madem ki bu değil. İkisini habire birleştirmeye yani çalışıyor. Yani Amerika Türkiye'yi... Yani daha doğrusu siyaseti neticesinde bu ikisi birbirine yaklaşıyor. Tam öyle değil aslında. Yani Türkiye'yi aslında Rusya'ya karşı kullanmak istiyor. Çin'e karşı kullanmak istiyor. Yani Türkiye otonom davranmasın, bunu istiyor. Ben ne dersem yani o yüzden kolunu kanadını kırarsam benim askerim gibi davranır gibi düşünüyor ama öyle bir dünya yok yani. O soğuk savaş döneminde vardı. Bizi hala o role sokmaya çalışıyor. İşte bunu yaptırımlarla yapıyor. Yani hiçbir konuda aslında Amerika ile diplomatik müzakere edemiyoruz. Düşünsenize. Normalde iki ülke sorun yaşadığında diplomatik müzakereyle çözersiniz değil mi? Olmuyor yani bu. Niye? Çünkü seni muhatap kabul etmiyor. Seni dövmek istiyor. O zaman sen de kendini korumaya çalışıyorsun. Sadece bu da değil yani Avrupa Birliği ile ilişkilerde de bu konusu. Yani Avrupa'nın bu kadar Türkiye'nin üzerine çullanmasının sebebi Amerika ile yaşadığımız gerilim. Yani Amerika ile böylesi bir gerilim yaşamıyor olsaydık Avrupa ile müzakere pozisyonumuz daha güçlü olurdu. Nitekim o yüzden Biden'ı heyecanla bekliyorlar. Tabii yani çünkü son zirvede çıkan şey şu. Avrupalılar biz adım atmayalım bakalım Biden ne yapacak? Yani zirvede çıkan sonuç bu. Hele bir gelsin ondan tabii. Sonra bakarız. Biden'la koordineli olalım boşuna. Bunu Almanya tarafı da böyle istedi. Tabii Fransa tarafı biraz rahatsız oldu. Yani onlar biraz daha otonom bir politika geliştirmek istiyorlardı. Alman tarafı ağır bastı. Bir Biden'a bakalım dediler. Dolayısıyla ama dediğim gibi yani o eski dünya yok yani. O soğuk savaş döneminin Avrupa açısından da yani Avrupa'nın da otonom bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Kendi aralarında bir uzlaşıya varmaları gerekiyor. Yani Biden bir ölçüye kadar işlerine yarayacak. Burada onlardan ayrışan Britanya oldu. Yani onlar Avrupa'dan ayrılarak kendi yollarını çizmeye karar verdiler. İlk başlangıçta belki iniş çıkışlar yaşarlar, zorluklar yaşarlar ama uzun vadede müstakil bir strateji oluşturma açısından Britanya'nın biraz daha avantajlı olduğu kanaatindeyim ben. Evet. Ama bir taraftan da Avrupa'da arkasında Amerika olmadığında çok fazla enstrümanı yok bu yaptırım. Yani işte zirvede de gördük. Yani orada da bir tartışma var mesela Almanya içerisinde de yani bir transatlantikçiler var. Amerika ne diyorsa onu yapalım, o güçlü. Bir yandan da otonom bir Alman stratejisi olsun diyenler var. Onlar hep bir şekilde baskılanıyorlar. Biraz Merkel onları aslında temsil ediyor. Orada da ciddi bir gerilim var yani Almanya içerisinde de. Gerilim hattı. Evet. Bir hat var. Fransa yine bu durumdan mesela Trump döneminde o alanı doldurmaya çalıştı ama yeterince başarılı olamadı. Yani o Trump'ın transatlantik ilişkilerde oluşturduğu boşluğu Fransa doldurmak istedi ama öyle bir kapasite ve stratejik akıl gösteremedi. Evet. Bir şey diyeceksiniz. Ben bir şey galiba. Diyecektim de o söz arada kaldı. Türkiye sadece S-400 meselesinde değil. Yani bu hava savunma sistemlerinde aslında Türkiye kendi başına birçok şeyi geliştirir zaten. Yani alçak irtifa olsun, orta irtifa olsun hava savunma sistemlerini kendisi geliştirdi. Yani şu anda biz Amerika'dan işte 160 kilometre menzilli Patriot almamıza belki de hiç gerek kalmayacak. Çünkü onlar noktasal koruma sağlıyor, bölgesel koruma sağlıyor. Sadece yüksek irtifada S-400'ler var ama Türkiye bunu da kendi başına da yapabilecek kapasitesi var. Aslında Amerika böyle yapmakla Türkiye'yi kendisinden tamamen bağımsızlaştırıyor. Yani bu ters etki yapan bir boyutu var. Bir de şu sizin sorunuzun aslında bir cevabı şu eksen kayması var ya. Soğuk Savaş'tan hemen sonra Türkiye'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkiler veya çevresel ilişkiler çok yönlü politika geliştirmesiyle Amerika tabii panikledi. Türkiye'nin ekseni mi kayıyor? Hatta bizim içimizde de bir ara medyada bu tabii çok tartışılan bir şey konuydu. Buldu, destek buldu yani, ama tabii bir taraftan da Soğuk Savaş koşullarındaki bir ülke modeliyle Soğuk Savaş sonrası biraz Türkiye ülke ne zaman modeli, otonom davranmaya çalıştı? İşte yeni Osmanlıcılık, eksen kayması, Türkiye Orta Doğu'la şey. Evet. Bunları pişirdiler ne gerçekten. Ne o zaman? Evet. Onu pişirdiler. Yani onların korkuları işte Türkiye'ye bu silah konusunda da hep böyle Türkiye bize muhtaç halde olsun. Yani ama bir şimdi ülkenin artık çok açık ve aşikar artık bu siyaset. Tabii ki yani onlar bize ne kadar baskı yapıyorlarsa biz de onların
o baskı yaptıkları alanları kendi payımıza doldurabiliyoruz. Kendi başımıza doldurabiliyoruz. Yani Amerika'nın bugün bize silah ambargosu uygulasa mesela, Türkiye teknolojik altyapısıyla o silahların çok daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahip. Dolayısıyla Amerika'nın elindeki bu enstrümanların çok da kıymeti yok. Yani tam işte o kötü komşu adamı ev sahibi yaptırır, evet, hikayesi gerçekten işliyor. Bizim atasözlerimiz hakikaten çok yüzyıllar güzel. Sonra evet. gelse bile tecrübelerin imbiğinden süzülerek gelmiş. Evet. Çok doğru. Akın Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Hem işte şimdi iki kıta, yani eski kıta, yeni kıta. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili düşüncenizi söylediniz ama bir taraftan da buradaki yaptırımların işte hem Biden'ı hem Mart ayında, esasen Biden'ı bekleyip Mart ayına atılması. Yayının başında da dediniz ki bu hep böyle atılabilir Mart'tan Nisan'a, o Mayıs'a, Haziran'a. Baktığınızda siz ne görüyorsunuz hem de diplomat olarak? Benim gördüğüm Avrupa Birliği açısından veya Amerika Birleşik Devletleri ikisi ortak. Bilmiyorum, Fransa genelde Biden'ı bekliyordu zaten, Avrupa Birliği. Almanya'da tabii. Almanya'da tabii ki. Ben gene de aynı görüşteyim. 27 ülkenin Türkiye ile ilişkileri, Türkiye bakış açılarını bir araya getirmeleri ve kendi istedikleri gibi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri tek bir ülke, kendi istediğini empoze etmeye çalışıyor. Onun için Rockstate dedim kendisi, Amerika Birleşik Devletleri için. Çünkü uluslararası hukuk kuralları yerine kendi çıkardığı yasa üzerinden dış ilişkilerini belirliyor. İşte kongrede yürütmeye müdahale ederek onu sıkıştırmak suretiyle, şu katsada gördük, Trump gidici zaten. Şimdi Avrupa Birliği öyle değil, tek bir ülke değil. Oranın büyükleri işte Birleşik Krallık'ta ayrıldıktan sonra Fransa ile Almanya kaldı zaten. Yani zaten kurucu olarak iki motordan bahsediyoruz. Şimdi bütün bu ülkeleri daha başta da saymıştım. İspanya, Portekiz, İtalya dedik, bize yakın olanlar Bulgarlar. Macaristan, Polonya. Yani Balkanlarda alacakları ülkeler de bize yakın olabilir. Hatta Sırbistan'la bile çok yakın ilişkilerimiz var şu sıralarda. Bulgaristan'ı zaten saydım. Dolayısıyla onlar üzerinden tek bir ülke gibi davranmaları mümkün değil. Ben onun için başarılı olamayacağını, yani ne yapacaklar? Bir de ellerinde çok büyük bir enstrüman yok. Fazla enstrümanları yok. Ekonomide biraz zarar verebilirler tabii birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, ve onun sonucu işte iktidarın değişmesi. Burada karşı durmamız gereken şey herhalde muhalefet partilerinin de bu dış politikada birlikte yani anti emperyalist bir çizgi izlemeleri olacak diye Peki şimdi AB içinde Talha Bey, Almanya'da da işte bir transatlantik hat var, bir Fransa içinde var. Çok göremedim. Ama şeyde, Avrupa'da da öyle, yani ülkelerin bir kısmı transatlantik ittifaka çok önem veriyor, bir kısmının her zaman ne yaptığı belli olmayabiliyor. Evet. Öyle baktığınızda Biden yönetiminin gelmesi nasıl bir etki yapar? Çünkü bir süredir neredeyse durmuştu ilişkiler. Tabii, yani Avrupa Birliği'ne karşı Trump da acımasız davrandığı için, bir takım zorlamalar yaptığı için Biden'ın gelmesini hepsi genelde iyi karşıladı. Yani bir blok görür müyüz orada Batı'da? Çünkü aslında mesela İran konusunda farklılık arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri evet. başka bakıyor, işte Avrupa başka bakabiliyor. Evet. Kudüs'te ya da başka mevzular tarihte de gördük. Bugünlerde de gördük. Ama birbirlerine yani netice itibariyle çok büyük böyle şeylere, kavgalara sebep olan şeyler olmuyor. Çok evet. nadir ekonomik. Ama dış politikaları da yok. Ortak bir sıkıntı olmazsa. Yok. Ortak bir yok, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında. İşte şunu söylemek istiyorum. Tabii olmuyor. Ama eğer Avrupa içinde ortak bir dış politika olsaydı, dış politika ve güvenlik... O da imkansız. Eğer olsaydı zaten görürdük. Hiçbir zaman olmadı. Olmadı şu ana kadar. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Ama şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri, ben katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı Türkiye'yi gene Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi kullanmak isteyebilir. Ancak Soğuk Savaş biteli 30 yıl olmuş. Yani değil mi? 30 yıl olmuş ve Türkiye'nin komşusu. Şimdi
niçin Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerini bozulsun? Türkiye'nin ilişkileri. Yani NATO'ya önem veriyor diyor. Şimdi NATO'nun aldığı kararlar. Yani ben hiçbir zaman NATO'cu olmadım. Gerçi Dışişleri Bakanlığındayım ama kendimi hiçbir zaman NATO ile ilgili konularda da hiç çalışmadım. Dolayısıyla hep Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun bugün ortaya çıkan şeylerin olabileceğinden kaygılanıyordum. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de o stratejik ilişkiler gelişiyor dedikleri zaman bile kaygıyla bakıyordum. Dolayısıyla NATO çerçevesinde de mesela şunu diyorum. Şimdi Rusya'ya karşı yapılacak şeylerin içinde Türkiye'nin de veto hakkı var. Yani Rusya ile ilişkilerini çok bozacak bir yerde de konumlanmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim kendi çıkarlarımız herhalde şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya hakim olduğunu düşünürsek Avrupa'da var. Bize karşı cephe alıyorlar. Şimdi onlarla birlikte niçin Rusya ile? Rusya komşumuz sonuç itibariyle. Geçmişe baktığımız zaman hani Sovyet rejimiydi ama Sovyetler Birliği bizim Kurtuluş Savaşımızda da önemli bir rol oynamış bir ülke. Yani bugün geldiğimiz noktada bütün çıkarların örtüşmediğini görüyorum. Onun için ben dünyanın 1945'ten farklı olduğunu, 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden farklı muhakkak olduğunu söylüyorum. Ama NATO'suz Türkiye'de Rusya için aynı şeyi ifade etmez herhalde. Bizim ama NATO, açımızdan NATO'da da Rusya... NATO'da olmamızın bir yararı onların şeylerini durdurabilme. Evet, bizim yani açımızdan NATO etkisinin olması NATO çerçevesinde bize karşı da kullanılabilecek bir şeyin ama yarın öbür gün ne bileyim NATO'dan tabii Yunanistan atılmaktan çıkmamızdan bahsediyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama yani ne olur gelecekte NATO lağvedilirse başka bir şey kurulur mu orasını bilmiyoruz. Yani keşke reenkarnasyon olsa da 50-60 sene sonra gelip dünyayı görsek çok görsek merak ediyorum. Peki demek diplomatlar öyle bir şey evet. Şimdi şunu da göstermek istiyorum Akın Bey. Türk basınında da az çok yer verildi ama biraz evvel Talha Bey Pompeo'nun gider ayak Mısır'la Yunanistan'ı barıştırdığını hatırlattı. Geçen hafta Sisi Fransa'da devlet evet, ziyareti yaptı. Evet. Devlet ziyareti de yani iki ülke Nişan arasındaki en yüksek ilişki. Fakat Fransız gazeteciler bunları Elize Sarayı'nın her gün çıkan ajandasında kiminle ne görüşecek. Üstelik de devlet ziyareti ise anlı şanlı duyurulur en küçük ayrıntısına kadar. Bunları öğrenemediler. Mısır Sisi'nin internet sitesinden öğrendiler. Bütün o pondöl almadan falan geçerken işte atlı arabalar bunların hiçbirini Fransız kameralar göremedi. Arkadaşlarımız gösterecek iki görüntü göstermek istiyorum. Hazır mı görüntüler acaba? Evet, şimdi mesela bu görüntüyü bir büyütebilir miyiz biz gözükmeden? Büyütebilir miyiz, duyabiliyor musunuz? Evet, tam net görülebiliyor mu bilmiyorum. Orada Sisi'nin önünde reverans yapıyor. Aslında bayağı eğiliyor yani iki büklüm. Başka evet. Bir fotoğrafı daha var. Anne Hidalgo, Paris Belediye Başkanı. Evet. Ve sosyalist. Anne Hidalgo da neredeyse iki adım atsa sosyal medya hesabından duyuran biridir. Kiminle görüşürse görüşsün, mevkisi ne olursa olsun ama Sisi'yi karşılaması ve bütün bu beraber görüntülerin hiçbirini sosyal medyasında kullanmadı. Şimdi hakikaten herkese sormak istiyorum. Hidalgo Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde mesela bu reveransı yapsaydı Kenan Evren'in önünde yapsaydı? Kenan Evren tabii. Hayır ama şimdi bu kadar Erdoğan karşıtlığında demokratik yollarla tek turda %50 küsür oy alan yeryüzünde birinci turdaki tek lider. Evet. Ama bu görüntü bütün Batı'da sorun olabilir. Çok büyük krize neden olabilir. Hatta siyasi hayatı bitebilir belki de. Ama bir diktatörün önünde bu sefer evet. De Kenan Evren mukayesesi yapalım. Yani yapabiliriz. İki büklüm oluyor. Sıkışmış bir ekonominin silah satma kaygısıyla eğildiğini de görüyoruz. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Yani Fransa ekonomisi sıkışmış durumda. Devamlı isyanlar falan var.
Yani şunu net bir şekilde ortaya koydular. Biz insan hakları... Öbür görüntüleri de koyabiliriz. ...gibi meselelerden dolayı Mısır'a ihracatımızı kısıtlamayacağız yani bununla alakalı da. Evet. Onu da net bir şekilde koydular. Dolayısıyla burada ekonomik boyutu var yani. Ama atlarla geçişi İkisi yok galiba. İkisi de Amerika'nın iktidara getirdi değil mi? Kenan Evren olsun. Evet. Sisi olsun. Geldi, Kenan Evren'e onun için dedim yapar mıydı? Evet, yapmadılar işte. Hiçbir zaman. Evet, kırmızı aldı devlet ziyareti. Bu neyin değiştiğini gösteriyor. Yani iki mecliste de görüşecek değil mi? Hem parlamento hem senatoda ağırlanacak. Bakın Fransa nasıl görecek? 80'li yılların Fransa'sından 2020 yılındaki Fransa ne kadar farklı görüyor musunuz? Evet. Yani Kenan Evren'e hiç böyle, hatta ben biliyorum devamlı eleştiri konusuydu. Gelip diplomatlar eleştiriyordu Kenan Evren'in işte şeyini. Evet. Davud'un çok şey şaşalı görüntüleri de var. Yani hem medyadan gizleniyor hem işte bir de o meşhur von der Leyen'in üstünden atlı arabalar geçer devlet ziyaretinde. İki meclis ziyaret edilir. Başbakanla görüşür. İşte anlaşmalar yapılır. Sarılıp öpüştükleri resimler de var şeyle Macron'la. Sadece, çok yani. Da tenkide uğradı içeride. Şimdi Macron ne oldu? Çok garip bir şey değil mi? Mesela De Gaulle niçin askeri kanadından çıkmıştı NATO'nun? Evet. Amerika Birleşik Devletleri yüzünden değil mi? Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin paralelinde iş yapmaya çalışan bir cumhurbaşkanı. Valla daha ötesinde de artık yani. O cumhurbaşkanını destekleyen eski cumhurbaşkanı Hollande var. Hı hı. Sarkozy, gerçi başı şu anda belada tabii yani bir takım mahkemeye çıkıp duruyor, evet. Ama yani oradan itibaren ben Jacques Chirac'tan sonra Fransa'nın yani ciddi bir cumhurbaşkanı olabildiğini düşünüyorum. Vallahi Jacques Chirac'ı da çok tenkit ediyorduk ama gelenler gideni yani aratırmış. Hatta nerede? Sarkozy'yi bile arattı Macron. Her gelen üstüne biraz ekliyor. Ekler ama aynı yolda gidiyor. Yani darbeci Hafter'le sarmaş dolaş fotoğrafları falan var mesela. Bu bildiğiniz savaş ağası bir adam. Yani bununla yani bir Fransız devlet başkanının böyle fotoğraf vermesi. Evet. Bütün bu yani şimdi bu Müslümanlara açtığı savaşa bakınca da Fransa'da o liberté, égalité, fraternité, evet. Eski sömürge geçmişinin hafızasını da canlandırıyor. Hepsinin retorik ve boş olduğu ve bütün pulları döküldü ortaya çıktı ama yine de insan her seferinde bir kere daha. Bu görüntüyü vermesi gerekiyor şöyle yani İslam şaşırıyor. Dünyasında son dönemde attığı adımlardan dolayı ciddi infiale neden oldu. Yani işte Pakistan'dan tutun Cezayir'e kadar, Tunus'una kadar birçok yerde infial oldu. Yani liderler belki Fransa'ya doğrudan karşıtlık göstermemiş olabilirler ama toplumsal taban açısından İslam karşıtlığından dolayı ciddi bir infial yarattı. Hatta Fransız ürünlerine yönelik bazı boykotlar ortaya çıktı. Şimdi tabii, bu imajı kırmak için de Müslüman bir liderle de arasının iyi olabileceğini gösteriyor. Ama seçtiği lider çok doğru bir lider değil. Yani kendi toplumsal tabanında gerçekten ciddi bir demokratik temsili olan bir lider değil. Yani o açıdan o tabloyu da vermesi gerekiyor. Yani aslında buradaki ekonomik boyut çok önemli. Yani imajını Fransa'nın, Fransız ürünlerinin imajını büyük ihtimalle Macron bunu çok hoşlanarak yaptığı kanaatinde değilim. Ama Fransız iş adamları o fotoğrafı vereceksin dediler bir kere. Yani bizim orada bir sürü ekonomik çıkarlarımız var. Petrol şirketlerimiz var. O neyse de An Hidalgo'da iki büklüm olmuş reverans yapıyor. Tabii yani. Belediye başkanı sosyalist. Yani. Sosyalist. Şimdi bundan sonra herhalde ekolojistler. Hatta o da Cumhurbaşkanı adayı. Olacak da deniyor. Olabilir. Ekolojistler yükselişte. Onlar da aynı yolda giderler. Çünkü 11 Eylül'den bu yana, öyle 2001'den şey bu yana sadece Fransa değil, İslam komünizmi yerine geçti. Bunu Amerika Birleşik Devletleri başlattı. Tabii yani her yerde de o. Bu radikal İslam'la mücadele hikayesinde ilk başladığı zamanlarda biz işte bizim mesela şimdi DİTİB'e falan karşılar, imamlar gelmesin falan. O zamanlar o ne güzel diyorduk ya işte Türkiye değil mi radikal İslam'a karşı yani radikalizme karşı diyelim Müslüman bir ülke olarak. Ama şimdi geldiği noktada neredeyse radikalizme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radikalizmi. İslam'la zaman zaman bir araya getiriyor. Ama Fransa'nın tabii şu andaki tavrı İslam'la radikal cumhuriyetçilik
diye tasnif ediliyor. Ha şu yasadan mı bahsediyorsunuz? Evet. Onunla ilgili İsmini bir cümle söyleyeyim. Talha yani. Bey'in söylediğine nispetle Müslüman ülkeler boykot dediniz. Evet, ismi bir sürü defa değişmek zorunda şimdi kaldı. Şimdi artık yani laiklik üzerinden gidiyor. Ayrılıkçı yasa, işte radikal İslam'a karşı mücadele. En son Cumhuriyet'in değerlerini pekiştirme yasası gibi evet, bir şey oldu. Daha Konsey pozitif. Deta tabii karıştı. Ama tabii bunda da hak, yani bunu göz çok ciddi gözlenebiliyor. Çünkü normalde Fransa'da cumhurbaşkanları ancak bir ülkeye gittiklerinde ya da bir ülkeden birisi gelirse röportaj verir. Halbuki Macron aralıksız röportaj veriyor. İşte El Cezire'ye verdi, sonra Grand Entretien diye bütün Avrupa'ya toplu bir 6 dilde tercüme edildi. Sonra New York Times'ı aradı, işte Financial Times'ın tribününe yazı yazdı. Mesela bu hiç adet olmayan bir şey, mektup yazıyor. Hmm. Gördüğü eleştiriler yüzünden. Onun için aslında mevzu da birkaç haftaya baktığında bile gözleniyor. Yani bir cumhurbaşkanı sürekli cevap i̇şte vermek kimle, zorunda hisseder mi İslam dünyasında arası kimle iyi bakıyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Yani bunlar da belli bir şeyi temsil ediyorlar. Yani Suudi Arabistan bile Fransa'ya tavır koymak mecburiyetinde kaldı. Yani Peygamber Efendimiz'i tahkir eden o şeylerden ama toparladılar. Dolayı. Tam olarak toparlayamadılar. O işte yani. Lalik şey, rabıtanın başındaki adam geçenlerde bu yasalara uyulması gerektiğini söyledi. Yani ama toplumsal taban öyle kolay kolay yani tamam belki liderler düzeyinde onu eski Adalet Bakanı çözüyor yani, olabilirler ama yani bu toplumsal tabii, etkisi tabii. devam ediyor yani. İşte Macron'un da bu röportaj verme ihtiyacı ondan beliriyor zaten. İkide bir röportaj veriyor. İki haftadır habire konuşuyor. Evet. Konuşmayı evet. sürer genelde. Şimdi bir de referandum yapacak. Klima üzerine, bu evet. iklim değişikliği üzerine o anayasa değişikliği yapacak. Meclisten ve senatodan geçirdikten sonra referanduma sunacak. Buna mesela ana muhalefet partisi karşı çıkıyor. Çünkü zaten o sözleşmeyi garanti eder ne diye anayasaya konulacak diye. Bunun tabii arkasında iyi bir şey olduğu için iklimle şey... sonuçta ya kendine desteğini arttıracak. Destek gibi sunacak. Evet, evet. Karşıt ama olanlar. Ama ne yapsa artık biraz zor. Evet. İbrahim Bey, şimdi Türkiye'nin, siz de Talha Bey de, Akın Bey de, herkes aynı kanaatte. Bir nevi işte bölgede ağırlığı olan bir ülkeye dönüşme sürecindeyken hem ittifakın içinde, evet ittifakın içinde ama bazı bağımsız siyaseti de var. Türkiye batıdan tamamen kopmak niyetinde katiyen değil. Onlar da biz kopalım istemiyorlar herhalde değil mi? Tamam. Evet. Evet. Nedir bunun formülü? Nasıl gider bu iş? Öyle şey mi? Bu gerginlik devam eder mi? Şimdi bu sorunuza cevap vereceğim ama biraz evvel o görüntüyü verdiği şey Sisi'yle Macron'un görüntüleri, oradaki reverans yapma hareketini görünce aklıma hep şey geldi. Yine bir Fransız komutan geldi. Daha doğrusu cumhurbaşkanı diyelim veya kral diyelim ona. Napolyon geldi. Para, para, para diye bir kelime. Napolyon'a atfedilen üç kelime vardı. Napolyon ne demişti dediklerinde üç kelime söylenir. Para, para, para. Bizim Türkçemizde de bunun şarkısı yapılmıştı. Ajda Pekkan sonra Ajda bir şey kazanamamıştı. Varlığı bir dert, yokluğu yara diye. Evet, Ajda Pekkan'ın bir şarkısı. Yok, onunki petroldü. yok, onu da Ajda Pekkan söyledi. Tabii tabii bir, de şey, Eurovizyon'a mı? Evet, yani burada çıkarlar esas. Her iki halde. Yani o resimdeki oyununu durumda. Oyununu da ekersin, belini de bükersin diyorsunuz. Aynen, aynen. Yani sizin dediğiniz gibi ekonomik olarak sıkıntıdalar. Dışarıya pek bir şey de satamıyorlar. Eski sömürgeler duruyor hala. Onlardan gelenlerle idare gibi ediyor. Hazır Müslüman ülke oradan da bir selam çakarım diyor. Tabii tabii. Yani Fransa'nın geçmişte de halen de hep böyle başkalarının sırtından geçinme hali devam ediyor. Yani 14 tane Afrika ülkesinden yıllık geliri yaklaşık 400 ile 500 milyar dolar üzerinde bir geliri var. İşte bu halini devam ettirmeye çalışıyor ama çıkar esaslı. Sizin sorunuzun da aslında cevabı burada yatıyor. Yani Türkiye gerek Amerika gerekse Avrupa ile ilişkilerinde
yine çıkar esaslı yürütüyor. Yani Türkiye'deki şu dönüşümü hem anlıyorlar aslında ama anlamakla birlikte yine de aman bizim kontrolümüzden çıkmasın. Çünkü Türkiye'nin potansiyelini bizim içimizdeki bazılarının görmediği potansiyeli onlar görüyorlar. Türkiye dün o kurulmuş bir devlet değil. Türkler ne zaman bir araya gelseler imparatorluk kurarlar. Yani Türklerin kabiliyeti o konuda çok iyi. Tarihte dünya tarihini değiştirecek adımlar atabilecek potansiyeli olan bir millet bu. O nedenle dışarıdakiler bunu okuyorlar. Eğer Türkiye'yi biz o bölgede kontrol altına alamazsak, dizginleyemezsek bu gidişat onu çok daha yükseklere taşıyacak. Yani Karadeniz'de bir doğalgaz çıktı, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz ve daha da çıkabilecekler var. Tüm bunlar Türkiye'nin belini doğrultan şeyler ve gücünü de artıran şeyler. Şu an bizim milli savunma bütçemizin ne olduğunu şu an bilemiyorum. İşte mecliste görüşülüyor. Rakamları göreceğiz. Şimdi 15 milyar dolar veya 20 milyar dolarlık bir savunma bütçesi eğer 100 milyar dolara çıkarsa Türkiye'nin gücü bambaşka olur. Yani bugün Amerika'nın savunma bütçesi yaklaşık 800 milyar dolar civarında. Biz daha 18 ile 20 milyardan bahsediyoruz. Evet, ama o haliyle de Avrupa Birliği ülkelerinin iki katından daha fazla. Üstelik de onun içinden şeyler İngilizler çıkınca o iki katı değil çok katı evet. haline geliyor. Amerika İngiltere'nin mesela bundan 2-3 sene evvelki savunma bütçesi 50 milyar dolardı. Biz 50 milyar dolara gelsek o bile bizim yürüyüşümüzü ve tavrımızı değiştirecektir. Yani dışarıdakiler bunu görüyorlar. Türkiye şu an bu kadar harcamayla bu kadar dik durabiliyorsa yarın bir gün bu ekonomik kaynaklarını devreye koyduğunda duruşu bambaşka olacaktır. Önünü alamaz hale gelmekten korktukları için de Türkiye'yi böyle bir biçimde dizginlemeye çalışıyorlar. Yaptırım yapıyorlar. Yaptırımların hepsinin arka planı bu. Psikolojik baskı da oluşturuyor. Bütün tabii. enstrümanları kullanıyorlar. Yani gerek içeride kışkırtmalar, içeriği karıştırmalar, gerekse ekonomiye müdahaleler, işte savunma sanayimiz ki yükselen bir yıldızımız o artık. Savunma sanayini durdurmak. Evet. Türkiye'nin savunma sanayi onlar için ciddi bir de handikap oluyor. Dünyanın en çok silah satan 5 ülkesi var. 5'i de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi olanlar. Ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı her geçen yıl ikiye katlanarak gidiyor. Bütün bunlar tedirginlik yaratıyor. Tabii onların kazançlarını da engelliyor. Talha Bey, şimdi psikolojik baskı da oluşuyor dedi İbrahim Bey. O tabii içeride iş görebilecek bir şey değil mi psikolojik baskı? Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi neticede bunlar evet... menfaatleri çatışıyor olabilir ama bir taraftan menfaatlerinin çakıştığı da bir durum var. Türkiye, ABD Tabii. ve AB. Bundan sonraki süreçte diplomatik manevra yeteneği nedir Türkiye'nin? Şimdi Türkiye tabii yani diplomasi dediğimiz şey aslında bütün bu enstrümanların bir arada kullanılmasıdır. Yani askeriyi de kullanırsınız. Evet. Yumuşak güç üzerinden nüfuzunuzu da kullanırsınız. İşte bu diplomasi sahnesindeki müzakere yeteneğinizi de kullanırsınız. Baskı kapasitenizi de kullanırsınız. Dolayısıyla bu bütün kapasitenin toplamıdır aslında diplomasideki gücünüz. Türkiye gerçekten artık o eski Türkiye değil. Yani kapasitesi çeşitlendi. Askeri kapasiteden tutun da sahadaki yumuşak gücüne, kültürel etkisine, diplomatik temsilleri küresel düzlemde, basındaki temsillerine bakıldığında Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani Türkiye gerçekten aslında bölgesel güç olmakla birlikte süper güç performansı üretmeye yönelik adımlar atan bir ülke. Biraz yani kendi belki kapasitesinin önünde adımlar atıyor. Yani şöyle düşünün. Yani Somali'ye gidiyor Türkiye. Orada bir devlet inşasına katkı sağlıyor. Şimdi Libya'ya Türkiye müdahil oluyor. Yani Türkiye'nin askeri müdahalesiyle Trablus'un düşmesi, oradaki iç savaşın bir şekilde seyri değişiyor. Şimdi Karabağ meselesine müdahil oluyor. 30 senelik mesele
2 aylık yani 44 günlük bir sürede değişiyor. Dolayısıyla sahada artık diplomasinin kaderini değiştiren bir ülke. Ve bunu herkes çok iyi takip ediyor. Mesela geçen Alman basında bir haber vardı. Türkiye işte dünyanın askeri tarihin ilk drone savaşını kazandı. Mesela bu çok önemli bir şey. Yani sadece konuşan bir ülke değil Türkiye. Dronlar da içeriden çok dışarıda itibarlı galiba. İngiliz Genelkurmayı yine bu konuda açıklamalar yaptı. Amerikan basınında geçiyor. Yani SİHA da değil aslında. Bu sadece SİHA kendi başına bir anlamı yok. SİHA, yani drone. Ona bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suud'un da SİHA'ları var. Bunu almak, oluşturmak, kullanmak, bununla sahada etki yaratmak ve bunu diplomasi masasına götürmek. Bunun bütünü, yoksa o yani SİHA'nın varlığı değil yani. Bunu kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanmak. Türkiye bütün bu kapasiteyi götürdü, gösterdi. Yani bu performansı, bu kararlılığı yıkamadıklarında bir şekilde oturup anlaşacaklar. Tabii ki anlaşmadan önce Türkiye'ye bedel ödetmek istiyorlar. Yani ekonomik açıdan bedel ödetmek istiyorlar. Siyasi açıdan bedel ödetmek istiyorlar. Mümkün olduğunca zayıf bir durumda bizimle anlaşmak istiyorlar, açıkçasını söylemek gerekirse. Yani uzun vadede Avrupa bizimle kavga etmek istemiyor. Ama mümkün olduğunca zayıf bir müzakere pozisyonunda nedir bizimle oturup... Nedir zayıfın tanımı? Yani zayıf derken işte ekonomisi zor bir durumda. Muhtaç. Yani kendilerine tabii taviz, mümkün olduğunca fazla taviz almak istiyorlar. Yani işte siz göçmenlere bakın, Doğu Akdeniz'deki güvenliğe de bakın, Suriye'de Batı'yı temsil edin, Libya'da da Batı'yı temsil edin. Kendi çıkarlarınızı doğrultun. Yani bizi böyle, yani bizimle müzakere etmek istiyorlar ama mümkün olduğunca Türkiye'den fazla taviz koparmak istiyorlar. Asıl dertleri bu. Mümkün olduğunca zorladıkça taviz alabileceklerini düşünüyorlar ama Türkiye direndikçe aslında bu yani taviz alma potansiyelleri azalıyor. İşte bu açıdan en nihayetinde bence Amerika ile Avrupa artık bu noktada bir araya gelecekler. O noktada da yani Türkiye'nin eli o kadar da boş değil yani. Şimdi Batı'yı temsilen Karabağ'da o Kafkasya'da Türkiye var. Suriye'de Batı'yı temsil eden ülke Türkiye. Libya o kadar önemli ki yani Avrupa'nın güvenliği açısından inanılmaz önemli bir ülke. Yani bütün şunu Afrika'dan geçiyor. Tartışırlar mı sizce? Tartışıyorlar mı? Tartışıyorlar evet. Tam bu dediğiniz şeyi yani. Evet, tartışıyorlar. Biz acaba bunu bizim devamımız gibi görelim Türkiye'yi, yani mesela, Batı'nın bir devamı. Yoksa biz üstünü silelim. Öbür şöyle, tarafın... yani Türkiye gelsin, Libya'da dengeyi değiştirsin, oradaki dengeyi sağlasın ama daha öteye gitmesin. Bunu istiyorlar. Yani sadece iş görsün. Para ticaretini biz yine kontrol edelim. Yani mesela Amerikalılar, tamam anlaşalım ama Libya ulusal petrol şirketinin bütün paraları bizden geçsin istiyorlar. Batı'nın yani kavgayı biz yapalım. Rol kadar. Tabii kavgayı biz yapalım, askeri potansiyeli biz koyalım ama ekmeği onlar yesinler, oradan çıkacak. Veya Somali'de tamam siz askerlerinizi koyun, istikrar sağlayın ama oradaki kaynaklardan biz istifa. Böyle bir şey istiyorlar. Türkiye biz artık bunu kabul etmiyoruz diyor. Asıl mesele bu. Yani eninde sonunda belki anlaşacaklar ama mümkün olduğunca fazla taviz kopartmak isteyecekler. Zaten Erdoğan'dan rahatsız olmalarının sebebi bu yani. Çok iyi bir müzakereci, gerçekten kurt bir siyasetçi olduğunu ve ülkesinin çıkarlarını sonuna kadar savunduğunu iddia ediyorlar. Zaten Batı basında bu net bir şekilde tartışılıyor zaten. Sevmeyenler bile bunu bir yere koyuyorlar. Bundan dolayı başka bir lider olsa sanki farklı bir refleks gösterecekmiş gibi bir algılamaları var ama öyle de değil yani. Aslında Türkiye'nin zihniyeti de değişti. Yani bu son ya da bu zihniyete uymayan adam artık gelemez diyorsunuz. Zorlanır. Zorlanır. Bence onu demek istiyor aslında. Evet. Var çünkü evet. Evet. Bir de şunu çok bir dakikamız kaldı ama İbrahim Bey demin ülkeleri saydı. Erdoğan karşıtlığı üzerinden seçim kazanmaya çalışan liderleri. Tam da sizin söylediğinizle pekiştirirsek neredeyse seçime çıkan lider menfaatlerini Erdoğan karşıtlığı üzerinden, ülkesinin menfaatlerini sanki değil mi? Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurguluyor ve propaganda yapıyor gibi. Tabii yani güçlü bir figüre vurarak kendilerini güçlenebileceğini düşünüyorlar. Daha böyle başkalarına vurmuyorlar yani. Gerçekten o imajın gücünden kendileri de bir şekilde istifade gibi ediyorlar. Çok teşekkür Erdoğan ediyorum. Erdoğan Türkiye'nin kod adı. Kod adı. Onlar da. Çok güzel. Evet.
Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma, Talha Bey, İbrahim Bey, Akın Bey. Evet, soruyorum da bu akşam Ankara Tahran arasında şiir krizinden yola çıktık. Azerbaycan'dan Türkiye'nin birlikte hem bize hem dünyaya verdiği mesajları analiz etmeye çalıştık. Ve ardından Avrupa Birliği'nin eş zamanlı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını analiz etmeyi denedik. Haftaya görüşmek üzere.